Burak Koç, hoş geldin. Bir dakika. Bir problem var mı? Yok, sesin gayet net geliyor. Nasılsın, iyi misin? Sağ olun. Teşekkür ediyorum. İlker de geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Ben sana vereyim şeyi, mikrofonu ve İlter'de şeyi alsın, screen sharing onda olsun. Öncelikle hoş geldin. Ve seninle beraber belirlediğimiz konuda aslında Türkiye Ligi'nde, BSL'de Ender uzun, klasik uzunla oynayan ve oyunu oradan kuran Ender takımlardan birisin. Sunumu da bunun üzerine kurguladık. Hoş geldin. Top sende. Kapattım mikrofonumu. Hoş bulduk abi. Teşekkür ediyorum. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Bir defa bu zor günlerde yapmış olduğunuz hizmet biz Türk basketbol antrenörleri adına çok önemli. Bu döneme gerçekten çok renk ve keyif kattınız. Ve herkesin de bilgi açısından, bilgiye ulaşması açısından çok önemli bir yol açtınız. Sizinle birlikte bunu öncülük eden Şükrü abiye ve burada çalışan ki çok keyifle takip ediyorum. Ekipten de hep bahsediyorsunuz. Bizi de hep ekiple birlikte büyüdük. Ekibinize yer alan ve buna vasıta olan bütün arkadaşlarıma, bütün meslektaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Türk basketbolu antrenörlüğü adına antrenörlere göstermiş olduğunuz saygıdan dolayı bir kez daha kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Burada tabii bir teşekkür de bizler tabii genç jenerasyon antrenörleri olarak son dönemde başta Sayın Aydın Örs ve Sayın Çetin Yılmaz'ın TÜBAT ve Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulu önderliğinde yapmış oldukları ve ekiple birlikte yapmış oldukları hizmet son dönemlerde gerçekten Türk basketbol antrenörlüğü adına çok önemli. Onun için bir kez daha bu olaya bütün katkı veren büyüklerimize çok saygı ve sevgilerimi sunarak başlamak istiyorum. Şimdi biraz daha sizin de Burak, çok teşekkürler. Bir daha fırsat olmayabilir, sen tempo yapacaksın. Ben herkes adına çok teşekkür ediyorum. Sizlerin desteğiyle bu yaptığımız organizasyon, bilgi paylaşım ve sohbet değerli hale geliyor. Tekrar teşekkürler. Böyle bir çatı altında bilgi paylaşımı, bütün meslektaşların birbiriyle olan bağlantısını kuvvetlenmesi bizi güçlü kılacaktır. Bundan vesile olan herkese de bir kez daha teşekkür ederek ben konuya geçmek istiyorum. Biraz evvel de bahsettiğiniz gibi low posttan oyun kurma ve uzun oyuncunun etkin kullanımı konusu üzerinde sizinle görüştük. Ve bu konuyu bugün elimden geldiği kadar kendi düzenimizi, kendi sistemimizi anlatmaya çalışacağım. Tabii bu bütün kliniklerde, bütün sohbetlerde söylenen şey, bu bizim kendi doğrularımız, yani kendi yaşadığımız durumlardan yarattığımız ve kendimize göre doğru bildiğimiz ve çalışarak geliştirdiğimiz şeyleri anlatacağım. Dolayısıyla ve bu anlatım esnasında da sadece görüntüler üzerinden evet biz bunu oynadık, bununla başarılı olmaya çalıştığı değil. Genel basketbol sorunları üzerine, değişen basketboldaki uzun oyuncunun kullanımı üzerine, kendi felsefemizi, bu sezon yaşadığımız problemleri, yani bu oyunu kurarken yaşadığımız problemleri, bu problemlerle başa çıkabilmek için ne yaptık? Bunları önceki ilk bölümde anlatacağım. Daha sonra da görüntülerle birlikte İlter sağ olsun bize yardımcı olacak. Görüntülerle birlikte de hem altyapı antrenörlerimiz için hem de üst yapıda çalışan antrenörümüz için kendi görüşlerimi ne yapabilir, ne yapabiliriz, temel gelişimle alakalı, temel becerilerle alakalı ne yapabiliriz, üst düzey basketbolda taktik gelişimle alakalı neler yapabiliriz, bunları anlatmaya çalışacağım. Ben tabii siz bugün konuştuk Murat abi, bu çok interaktif olmasına çok dikkat edeceğim. Yani bu, ben anlatayım insanlar dinlesinden ziyade her ortamda, her durumda lütfen görüşü olan bilgi paylaşmak isteyen ya da kafasına yatmayan bir durum oluştuğunda bunu da duymak ve dinlemek isterim. Dolayısıyla hani sadece benim anlattığım değil, görüntüler üzerinden klasik bir anlatım olmasını tercih etmiyorum. Lütfen herkesin de katılımını bekliyorum. En baştan bunu söylemek istiyorum. Şimdi tabii değişen basketboldan bahsediyoruz. Yani aslında değişen basketbolun tanımı günümüzde atletizmle çok ilişkilendiriliyor. Tabii ki takımların birçoğu antrenör yapıları
değişen basketbol ayak uydurmak adına işte daha tempolu oynamak, daha değişken savunmalar yapabilmek, daha esnek takımlar kurmak adına son dönemde daha fazla atlet oyunculara, özellikle uzun pozisyonda daha fazla atlet oyunculara, daha esneklik sağlayacak oyuncularla kadro kuruluna gidiyorlar. Tabii bu bizim açımızdan, tabii ki bunu ben hiçbir zaman bir negatif düşünce olarak görmüyorum ama biraz evvel, biraz sonra da bundan bahsedeceğim. Ben hep hayatım boyunca çalıştığım düzenlerde, belki de şansımız öyle geldi, belki de tercihen onları tercih etmek zorunda kaldık. Ben daha içeride eli top tutan diye ben bunu tabir ediyorum. Biraz daha pası olan, pası kaçırmayan, gelen yardımları görüp takımın akışkanlığına ve pas temposuna katkıda bulunan, becerikli uzunlarla oynamayı tercih eden bir yapım var. Dolayısıyla bu senenin özelinde de aslında bunları anlatmaya çalışacağım. Şimdi unutulmaya yüz tutan bir basketbol anlayışı aslında bu. Bunun nedenleri var. Yani burada birçok koç tarafından tercih edilmiyor. Ya da günümüzde artık daha çok biz tabii basketbol antrenörüyle başladığımız zaman hazırlık pasları, hazırlık katları, çok pasa, çok kata dayalı bir basketboldan ziyade birçok takımda artık pozisyon basketbolu. Yani sahada mismatch'i yakaladığı zaman oradan atak etmeyi tercih ediyor. Ve bununla birlikte de özellikle Euroleague takımlarının daha geniş havuzdan oyuncu bulabilme, yakalayabilmenin etkisiyle de daha çok kısaların post-up yaptığı, bir numaradan başlayarak üç numaraya kadar bütün kısaların içeriden de oynayabildiği bir anlayış hakim olduğu için aslında yavaş yavaş içeride daha atlet, daha hareketli, mobil, esneklik sağlayan uzunlarla oynamak tercih konusu oluyor. Şimdi bu tartışmayı birazcık açmak istiyorum. Ben konuşmamın ilk bölümünde birazcık buralardan bahsetmek istiyorum. Genel problemlerle alakalı konuşmak istiyorum. Şimdi bu tartışmalara sebep olan birkaç tane değerlendirme var. Bunlardan bir tanesi NBA basketbolunun günümüzde Avrupa basketboluna etkisi ve yeni nesil, yeni kuşak NBA basketboluyla büyüyen gençlerimizin, çocuklarımızın burada daha atlet, daha mobil, daha çok koşan oyuncuları görmenin etkisiyle de ve son dönemde de aslında bu çok ortaya çıkmaya başladı. Pozisyonsuz basketbol diye her birçok pozisyonu oynayabilen ve herkesin her işi yapabildiği bir tanımla birlikte bu son dönemlerde bu işte büyük oyuncularla oynama, içerideki büyük oyuncularla oynamanın tartışıldığı pozisyonlar ve durumlar ortaya çıkıyor. Biraz evvel de bahsettim, atletizme evrilmesi, yani basketbolun daha çok atletizme evrilmesi, ki burada biraz sonra bahsedeceğim. Yani günümüz şartlarında ben 4. sezondur Süper Lig seviyesinde head coach'luk yapıyorum. Çok ciddi bütçeler haricinde atletizm artı eli top tutan oyuncu, becerikli oyuncu bulabilme bütçeler kapsamında çok zor oluyor. Dolayısıyla bazı noktalarda bazı tercihlerde bulunmanız gerekiyor. Yani ya çok atlet oyuncu alabiliyorsunuz, ya daha yavaş eli top tutan, pası kaçırmayan, ayakları yerde olsa bile basketbolu iyi bilen oyuncuları tercih etmek zorunda kalıyorsunuz. Biraz sonra ben bunun örneğini vereceğim. Stimaç Mustafa Fol örneğini, bizim yaşadığımız sıkıntılarla bunu anlatmaya çalışacağım. Ve artık güncel basketbolda birden fazla pozisyonları oynayan oyuncuların artması ve takımların daha esnek bir yapıya geçme istekleri. Yani öyle bir uzun alalım ki işte hem 4 oynasın, hem 5 oynasın, hem dışarıdan farklılık yaratsın, hem içeriden oynayabilsin, quick roll etsin, iki kort arasını çabuk koşsun. Şimdi bütün bunlara bakıldığı zaman tabii burada tartışmanın ortaya çıktığı yerde buradan başlıyor aslında. Yani burada bir tercih de bulunmak zorunda kalıyorsunuz. Yani ya böyle atletizm çok yüksek bir oyuncu, tempolu bir oyuncu, ya da işte bizim tarzımızda oynatmaya çalıştığımız ya da beğendiğimiz tarzda bir oyuncuya gitmek durumunda kalıyorsunuz. Ben biraz evvel bahsettim, bu takımların kimyalarında özellikle son dönemde gördüğümüz buçuklu oyuncular tanımına da birazcık girmek istiyorum. Ben burada şöyle, tabii biz ekip olarak özellikle başarılı olan takımların kadro mühendisliğini ve kimyalarını her sene incelemeye çalışıyoruz. Yani nasıl başarılı olduklarını, nasıl bir kadro yapısında olduklarını, nasıl bir kimya ile başarılı olduklarını, nasıl bir basketbol oynadıklarını her sene kendi çapımızda bunu değerlendirip bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. Mesela ben bu buçuklu oyuncularla oynama konusunda Türkiye'de
mesela son dönemlerde takip ettim ve takdir ettim. Oynadıkları basketbol açısından da Tofaş örneğini vermek istiyorum. Çok Orhun abi son 5 senede orada Tofaş'ta çok istikrarlı bir yapıyla birlikte hem teknik yapılanması hem de oyuncu yapılanmasıyla birlikte bu bahsettiğimiz buçuklu oyuncularla rakip takıma zorluk yaratabilen, oyunun anında oyunun gidişatını değiştirebilen, hücumda ve savunmada esneklik yaratabilen ve farklı bir basketbola geçiş yapabilen bir basketbolu tercih etti. Ve bunun için de işte önüme not aldım. Mesela son 2-3 sezonda Pierre-Henry 1.5 numara, Diente Garrett'ı aldılar 1.5 numara, Sami Meyya 2.5 numara, Kyle Wims geldi 3.5 numara, Kadji 4.5 numara, Reimer Morgan 4.5 numara. Yani birçok pozisyona geçiş sağlayarak bu esnekliği sağlamak isteyen bir basketbol yapısında oynadılar. Dolayısıyla bütün bunları düşündüğümüz zaman işte ortaya çıkan tartışma işte çok esnek bir takım, çok değişken pozisyonlarda oynayan oyuncular ki bunun şöyle bir önemi var. Yani işte uzun sezonlarda hastalık, sakatlık ya da maç içerisindeki hamlelerde bu esneklik önemli hale de geliyor. Dolayısıyla bütün bunların oluşumuyla aslında tam pozisyonunu oynayan oyuncuların da günümüz basketbolunda birazcık değerini kaybetmeye başladığını gözlemliyorum. Buradan böyle bir giriş yaptıktan sonra ben kendi felsefemle alakalı birkaç şey söyleyeceğim. Bu tabii kendi felsefem derken ben ekip çalışmasına çok inanan, yani böyle büyüdük, böyle yetiştik. Ve bunu da her fırsatta söylemeye gayret eden ve ekibime de gerekli değeri vermeye çalışan bir koçum. Dolayısıyla kendi felsefem derken ben uzun yıllardır aynı ekiple çalışıyorum. Bu ekibin de fikirlerini de içine katarak kendi felsefemiz demek istiyorum. Şöyle bir giriş yapayım. Ben bir defa bazı pozisyonlarda özellikle 1 ve 5 numarada pozisyonun hakkını veren ve pozisyonun gerekliliklerini yapan oyuncularla oynamayı seviyorum ve tercih ediyorum. Yani buralarda net oyuncular arıyorum. Yani 1 numarada işte günümüz basketbolunda rakip savunmaya bir match-up değiştirmeden baskı yapabilen, oyunun kontrolünü sağlayabilen, gerektiğinde pick and roll oynayan, şut sokan, oyunun dengesini kaybettirmeyen ve takıma kendinden ziyade takımı önceliğine koyan bir point guard'la oynamayı hep tercih ediyorum. 5 numarada da biraz evvel de bahsettiğim gibi basketbol bilgisi yüksek, içeriden dışarıya pası olan, içeriye yardım alabilen, pas kaçırmayan ve oyunun akışkanlığı, içeri dışarı dengesini kuran bir basketbol mentalistisi oynamak istediğim için biraz daha eli top tutan, biraz daha içeriden oyun olan basketbolcularla oynamak istiyorum, oyuncularla oynamak istiyorum. Şimdi bununla alakalı tabii yıllardır benim kolejde yardımcı koçluğumda Ercüment abiyle çalışırken bu tanımı anlatmak için söylüyorum. Jovo Stanojević ve Vladimir Golubović. Arkasından Telekom'da geçen sene Vladimir Stimaç ve bu sene de Mustafa Fol. Yani bakıldığı zaman hep içeride belirli şekilde topu büyük, içeride top alabilen, içeriden pas akışkanlığını başlatabilen ve dışarıya pas atabilen ve birebir kaldığında da içeriden skor üretebilen bir oyuncuyla oynama tercihim her zaman oluyor. Yani bunu hatta önüme de not aldım. Yani hatta Nahçı abi de dinliyor. Büyük kolej yıllarından Mirko Miliçevic'i de ekleyebiliriz. Yani benim evet yani atletizm çok önemli. Günümüz basketbolunda olmazı olmazı. Biz onu başka yerlerden tölere ederek içerideki oyuncunun biraz daha basketbol IQ'sunun yüksek olmasını tercih ediyoruz. Ve bununla alakalı da çok ciddi artık bu kadar oyuncuyla oynayıp bu kadar sezonları geçirdikten sonra da nasıl oynanması gerektiğiyle alakalı olarak, nasıl bir basketbol kurulanmasıyla gerektiğiyle ilgili olarak bir tecrübem ve bilgim oluştuğunu da düşünüyorum. Şimdi biraz evvel bahsettim. Tabii burada sorun karşımıza şöyle geliyor. Yani hangi seviye olursa olsun bu işleri yapabilen yetenekli oyuncu azlığı ve yetişmemesi. Yani son dönemde baktığımız zaman bu benim kafamda tabir ettiğim şeye uyan oyuncu adedinin azlığı ve maalesef yetişmiyor olması ki bunda biraz evvel saydığım nedenleri de ortaya koyabiliriz. Yani artık daha koşan, daha atlet, yani post-up move, long post move'undan ziyade daha çabuk işte yüzü dönük çembere bitirebilen, birebir oynayan oyuncular tercih ediyor ve bu yönde gelişimler oluyor. Dolayısıyla bu hangi seviye olursa olsun bu tip oyuncuları bulabilmek kolay değil. Artı olarak bütçeniz eğer belirli bir seviyede ise biraz evvel anlatmaya çalıştığım belirli noktalardan feragat etmek zorunda kalıyorsunuz. Yani tercih etmek zorunda kalıyorsunuz. Mesela biz geçen sene Stimaç'ı tercih ettik.
Yani City maç hücumda çok potansiyelli. Özellikle baş altı takımlara karşı, fiziksel olarak çok büyük olmayan takımlara karşı belirli seviyedeki maçları gerçekten çok ciddi domine edebilen, içeriden çok ciddi oyunu olan, istediği zaman biraz da push edildiği zaman dışarıya çok ciddi pası olan etkili bir inside oyuncusu. Yani bir City maçı geçen sene alırken evet savunmada yaşayabileceği defektleri ve sorunları biliyorduk ama bize hücumda en azından o başın altındaki maçlarda belirli farklılık yaratacağını bilerek bir tercihte bulunduk. Yani City maçı ben City maçın atletiğini beraber almayı çok isterdim ama maalesef günümüz şartlarında bütçe, oyuncu azlığı gibi şeyleri düşündüğümüz zaman elementleri bunların hepsini bir arada hakim olabilmek kolay olmuyor. Biz bunu geçen sene kimyada atletizm sıkıntısını, defektini kimya içerisinde çözmeye çalıştık. Çok çözebildik mi? Bence çok çözemedik ama yazın en önemli aldığımız derslerden bir tanesi de evet City maçta yola devam etmeyecektik ama bu sefer geçen sene yaşadığımız sıkıntılardan dolayı bu sefer çemberi koruyan yine büyük olsun, içeriden oynayabilsin ama büyük olsun, birazcık da low post eksik olsa da olsun ama çemberi korusun mentalitesiyle hareket ettik yaz döneminde. Ve bu kafamızdaki şablona uygun aslında 2-3 tane oyuncu vardı. Onlardan bir tanesi de Mustafa Fall'du. Mustafa Fall'u çok uzun uğraşlardan sonra getirdik. Fakat şöyle bir problemle karşı karşıya, yine bu bir koçun aslında takım kurmada yaşayabileceği zorluklar açısından da anlatmak istiyorum. Yani bu sefer de Mustafa Fall'un geçen sene geçirdiği çok kötü bir sezon vardı. Ve risk içeren bir transferdi. Yani sezonun 3-4 ayını sakatlıkla geçirmiş. Kuban'da çok ciddi bir kontratı olmasına rağmen sakatlık ve takım içindeki problemler, uyumsuzluk nedeniyle çok iyi bir sezon geçirememiş bir oyuncuydu. Dolayısıyla bu bir problem olarak karşımızda duruyordu. İkinci problem de aslında Mustafa Fall bu senenin sonuna doğru özellikle içeriden bize inanılmaz bir iş yaptı ama başlangıç itibarıyla da hiçbirimiz, bunu çok dürüstlükle de söylemem gerekiyor, Mustafa Fall'un bu kadar da içeride kalabalıkta pas dağıtımını yapabilecek, kalabalıkta top kaybı yapmadan oradan bizi organize edebilecek ya da low posttan bu kadar skor bulabileceğimizi aslında ben dahil hiçbirimize tahmin etmiyorduk. Yani sorun olarak aslında karşımızda böyle bir problem de vardı. Evet, böyle bir basketbol oynamak istiyoruz ama geçen seneden çıkardığımız derste farklı bir oyuncuya gitmek istiyoruz çember koruyan ama bu sefer hücumda sıkıntılar yaşayabiliriz durumu hepimizin kafasında vardı. Ve bununla birlikte aslında bu tarz bir basketbolu ben hep tercih etmeme rağmen yani Mustafa Fall'u ben oyunun merkezine bu kadar alabileceğimizi ve gerçekten içeriden bu kadar oynayabileceğimizi ya da oyunun merkezini bu kadar içeriye taşıyabileceğimizi ben de düşünmüyordum işin aslı. Ne bizi böyle bir basketbol oynamaya itti? Yani biz Mustafa'yı aslında sene başta ben işte yetişme tarzım olarak pick and roll hücumuna çok inanan bir insanım. Çok da beğenen, bu konuda da kendimi çok geliştirmeye çalışan bir koçum. Aslında bizim sene başındaki kurgumuz evet bir pick and roll oynayabilen bir takım. Bunun yanında da belirli ölçülerde low cost olan bir takım. İşte 4 numaramız çok fonksiyonel bir oyuncuydu. İçeriden oynayabilen, dışarıdan oynayabilen. Hücumda çeşitlilikle birlikte çeşitliliğe inanan bir antrenörüm. Bunu sağlamaya çalışıyordum ama Mustafa Fall'un bu kadar ana merkezde olup bu kadar takımın başrolünde olmasını da hesaplamıyordum. Bizi ne buraya itti? Biraz bundan konuşmak istiyorum. Bir defa yani modern basketbolda hep bu dile getiriliyor. Çok büyük antrenörlerin seminerlerini de dinliyoruz. Hep konuşulan şey, hep anlatılan şey eksiltme ve eksilmeme. Yani günümüz basketbolunda pozisyon bulmanın artık bu kadar savunmaların ön plana çıktığı, bu kadar alan daraltılan ve bu kadar analizin, rakip analizin olduğu ortamda gerçekten pozisyon bulmak çok istisnalar hariç. Yani ligde işte Avrupa Kupası'yla birlikte 50 maça yakın oynuyoruz. Yani belki 2 tanesinde, 3 tanesinde hücum açısından rahat bir maç oynuyoruz. Onun dışında artık savunmaların konsantrasyonu, yardımlaşması ve kapanması çok üst boyutta. Dolayısıyla günümüz basketbolunda hücum çeşitliliği açısından eksiltme çok önemli bir durumda. Biz eksiltme konusunda, hücumda eksiltme konusunda elimizdeki oyuncularla
eksiltemediğimizi ve problem yaşadığımızı görmeye başladık. Yani sezon başladı, hazırlık döneminden itibaren bizim hep maç sonu analizlerimiz, antrenman sonu analizlerimiz, çembere gidemiyoruz, çembere delemiyoruz. Pick and roll'la birlikte rotasyonu başlatamıyoruz. Rotasyonu başlatamadığımız için çok inandığım, çok pasa dayalı, paylaşımcı basketbol, 3-4 pas üzerinden atılan işte ekstra pasların olduğu bir basketbol modelini oynayamıyoruz. Dolayısıyla bu bende hep bir huzursuzluk yarattı. Yani pick and roll'a çok inanmama rağmen elimizdeki oyuncularla bunun mümkün olmadığını aslında sezonun başlangıç kısmından orta bölümüne yaklaşan bölümde çok net görmeye başladık. Yani bunu ben bütün açıklıkla anlatacağım bu toplantıda. Yani oyuncu adı da vereceğim daha anlaşılır olması itibariyle. Şimdi TC ile ben dördüncü sene oynuyorum point guard'ımızla. Bir defa çok karakterli, çok iyi bir savunma oyuncusu. Takımı çok dengede tutabilen, takımı karşı sahaya çok dengeli bir şekilde geçiren, kendinden daha ziyade öncelikle etrafındakileri oynatabilen, benim kafamdaki çok tanıma uygun bir point guard pozisyon oyuncusu. Fakat yani size'ı ve yetenekleri itibariyle çok iyi bir pick and roll oyuncusu değil. Yani kalabalığa girdiği zaman, eksilttiği zaman kalabalıkta pas tercihlerini kötü yapabiliyor. Özellikle seviye yükseldiği zaman, size'lar yükseldiği zaman buralarda çok hata yapabiliyor ve tercih hataları oluyor. Nick Johnson'ı biz transferin son döneminde aldık. Yani orada kulüp olarak bir takım sıkıntılar yaşadık. Mevcut kalan oyunculardan yanılmıyorsam ligin başlaması 2 hafta kala biz Nick Johnson'ı aldık. Nick Johnson'ın atletizmi, enerjisi ama bununla birlikte dış şutunda zaman zaman zafiyetler yaşayan ve tercih hataları yapabilen bir oyuncu. Uzun pozisyonda Mustafa Fall çok çabuk roller değil. Yani ben şimdi her sene belli takımları örnek alıyorum. Mesela geçen sene Antep takımını hatırlıyorum Jekiri ile birlikte. Çok iyi bir pick and roll takımıydı. Ama Jekiri mesela bir hücumda tren gibi 3 tane 4 tane screen yapıp roll edip bir daha gelip screen, bir daha roll, bir daha screen, bir daha roll. Yani çok tempolu bir oyuncuydu. Yani pick and roll oyununa çok uygun oyuncuydu ve bu yaptığı pick ve rollerle birlikte diğer dışarıdaki oyunculara hem alan yaratma hem de o ekstra pası başlatma rotasyonunu çok ciddi başlatan bir oyuncu. Şimdi Mustafa böyle bir oyuncu değil. Yani bir hücumda bir tane screen yap, devril, hadi olmadı bir daha gel ve buralarda deep roll dediğimiz çember altına kadar fiziksel olduğu için problemler yaşadığını gördük. O da pick and roll'a çok uygun bir oyuncu değildi ve elimizde Türk oyunculardan pick and roll oynayabilecek Mami, Muhammed Baygül çok potansiyel, çok yetenekli ama zaman zaman pick and roll oyunda tercih hataları yapan bir oyuncu profili olarak karşımızdaydı. Dolayısıyla biz pick and roll'dan istediğimiz şeyi çıkartamayacağımızı gördük. Yani biz şöyle aslında bunu da biraz da renklensin diye anlatayım. Ekiple toplantı yapıyoruz. Toplantıya giriyoruz. Ne diyorum? Bana söyleyin diyorum ekibe, Can Dost'a, bizim Özgür'e, Çiko'ya. Şu son dönemde kalıp olarak işte üst üste belki 20 defa her ikisinden de şunu duydum. Yani Can Dost giriyoruz toplantıya. Nedir problem? Abi biz kesinlikle pick and roll takımı değiliz. Pick and roll oynamayalım. Özgür sen ne diyorsun Çiko? Vallahi benim fikrimi soruyorsan biz her topu içeri atmalıyız abi. Biz her topu içeri. Yani biz öyle bir aslında şeye girdik ki, kısır döngüye girdik ki, ben bir yandan pick and roll oynamak istiyorum. Pas temposunu, işte set temposunu, kat temposunu sağlamak istiyorum ama mümkün olmadığını hep beraber de görmeye başladık. Dolayısıyla burada bizim biraz daha LOL postu oyununa evrilmemiz süreci böyle başladı. Pardon abi. Bayağı tempolu gidiyorsun. Merakla da şey yapıyoruz, bekliyoruz. Hazırlanmışsın. Sen devam et. Yani mümkün olduğu kadar inşallah faydalı bir toplantı geçer diye ümit ediyorum. Şimdi tabii tempo deyince biz hep genel inanış, bunu antrenör arkadaşlarım kastederek söylemiyorum. Toplum olarak genel şeyimiz. Biz iki çember arasını tempolu koştuğumuz zaman ne kadar tempolu takım, işte ne kadar güzel koşuyorlar falan diyor, deniyor. Benim aslında inanışım, birçok antrenör arkadaşımın da inanışının bu olduğunu düşünüyorum. Yani ben sahada uygulanan her bir parametrede tempoya inanan bir antrenörüm. Yani kat temposu, katta sprint temposu, pas temposu ve kalitesi, yani çok önem verdiğim bir şeydir. Yani ben son 15 senedir A takım koşulu yapıyorum ama benim antrenmanlarda herhalde ağzımdan çıkan en fazla kelime, cümle pas temposu. Pası düzgün at, pas temposu, şiddetli pas at, pasın tempolu olsun, tembel pas istemiyorum. Yani pas temposunun
günümüz basketbolunda o kalıbı, savunma kalıbını ve yapısını bozduğuna inanan bir yapım var. Dolayısıyla çok üzerinde duruyorum tempolu pas, tempolu ve kaliteli pasa. Ve set temposunun timingi ve spacingi. Buradan şunu anlatmak istiyorum. Biz işte biraz evvel bahsettim. Yaz dönemini hep verimli geçirmeye çalışan hem kendimizle alakalı hem işte oyuncularla alakalı, dışarıdaki oyuncularla alakalı hem de oynanan basketbolla alakalı kendimizi yenilemeye çalışan bir ekibiz. Özellikle yaz aylarında İspanya basketbolunu gerçekten çok takip ediyoruz. Yani Ahmet'i de, Sayın Ahmet Çakı'yı da çok değerli de arkadaşım. Onu da çok keyifle dinledim İspanya basketbolunu anlattığı oturumu. Söyledikleri her şeyi de gözlemlediğimiz şeyler çok da güzel bir sunum oldu. Biz de İspanya basketbolunu gerçekten çok takip ediyoruz. Yani bizi burada cezbeden şey oyunun temposu, akışkanlığı, pas temposunun yüksekliği ve bugünkü konumuz olan aslında low post oyununa dayalı kat, pas ve paten temposu. Yani İspanya basketboluna baktığınız zaman çok üst seviye takımlar hariç böyle dominant, içeride çok büyük, 5 numaralardan ya da 4 numaralardan ziyade daha hareketli, mobil, set koşan, atletik yapıları çok üst seviyede olan oyuncularla oynamayı seviyorlar. Ama bir tezatta low posttan çok fazla oyun oynuyorlar. Yani İspanya basketboluna baktığınız zaman pick and roll adedi, transition offense'i adetleri çok fazla ama bir o kadar da low posttan oyun kurma alışkanlıkları var. İşte biraz evvel söyledim işte patenler, her İspanyol takımı gözlemlediğim kadarıyla en az 4-5 tane low post patenliyle oynuyor. Şutörleri işte klasik anlamda artık böyle sıralardan çıkartmak yerine low posta verdikten sonra ters taraftan aksiyonlardan getiriyorlar. Bu bizim oynamak istediğimiz, görmek istediğimiz, kendimizi geliştirmek istediğimiz bir nokta olduğu için biz yaz döneminde İspanya basketbolunu gerçekten çok ciddi gözlemlemeye çalıştık. Ve buradan da bize uyabilecek şeyleri gerçekten almaya çalıştık. Bunlar işte low posta handoff. Mesela bu son dönemde biraz sonra anlatacağım. Aslında biz Mustafa Foğlu pick and roll'larda çok fazla kullanamadık. Elimizdeki kısalar kaynaklı dedim ama biraz sonra görüntülerde göstereceğim. Biz burayı artık low post handoff'ları ekleyerek, yani low post'tan başlayan handoff pick and roll aksiyonları ekleyerek hem Mustafa'nın daha dar alanda rol etmesini hem de içerideki o yardımları almasını sağlayan mekanizmalar da kurduk. Yani pick and roll ofenslerimizi de geliştirdik oyunculara göre. Hem Mustafa Foğlu'na göre hem kısalara göre. Oradan da bir iki tane size göstereceğim video. Bir başka şey low post kaynaklı, biraz daha bahsettim, şutörlerin kullanılması. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Yani biz geçen sene Eurocup sezonunda Valencia'yla eşleştik Eurocup'ın ilk turunda grupta. Gerçekten inanılmaz bir baskı, inanılmaz bir hücum takımıydı. Yani beni çok etkilemişti. Yani o sahada oynadıkları basketbol tempoları ve şutör oyuncuları artık bizim çok alıştığımız böyle dışarıdan kurulan oyunlarla değil de içeriden çıkan toplarla şutör oyuncularını devreye sokmalar falan beni çok etkilemişti. Dolayısıyla bütün bunları düşünerek bir low post organizasyonu kurma fikrimiz oldu. Geçen senelerde de bunu oynuyorduk ama ben biraz bir başka oturumda bunu şöyle tarif ettim. Yani klasikleşmiş bir uzunla klasik basketbol tipiyle modern basketbolu harmanlama şeklinde ben bir yol ilerlemek istedim. Dolayısıyla bunu kurmak için de İspanya basketbolundan bazı boneler aldık. Şimdi bu bize neyi sağladı? Bir defa TJ Keçen şutta belki de ligin en önemli şütörlerinden bir tanesi. Statik kaldığı zaman çıkan toplarda yüzdesi inanılmaz. Bir defa TJ biz pick and roll'da dağıtımdan ya da üretmesinden ziyade bitirici noktasında kullanmaya başladık. Yani indirdiğimiz toplarla çıkan toplara, rotasyonlara TJ'in o keçen şut özelliğini inanılmaz derecede kullanmaya başladık. Çünkü keçen şutu başka hangi parametrede atabilir? İyi bir pick and roll oyuncusu olacak. O da bekleyecek, rotasyondan sonra atacak. Öyle atamadığını görünce içeriden çıkan toplarla bir defa TJ çok rahatladı. Nick Johnson atletizm ve çabukluğuyla katları çok iyi yapabilen bir oyuncu. Biraz sonra görüntülerde göreceksiniz. Nick'in şut defektini yaptığı atletizm ve katlarla içeriye göndererek TJ'yi dışarıda bırakarak ceza şutlarını sokarak değerlendirdiğimiz pozisyonlar oldu. Muhammed Baygül'ün bu sene bence çıkış yapmasının en önemli etkenlerinden birincisi hücum silahlarının birinci sırasına close out'a atağa koyarım ben Muhammed Baygül'ün. Yine o görüntülerde var biraz sonra.
Muhammed Baygül çıkan toplara Klozat'a bu sefer çok net atak yapmaya başladı. Kyle Wiltshire çok net şutör olması sebebiyle yardımları kesti. Ve sonuç olarak eksiltememeye bir çözüm ve oyunun merkezi içeri alarak bir çözüm yarattık. Dolayısıyla şimdi giriş itibariyle anlatmak istediklerim Murat abi bunlar. Biraz sonra şuna geçmek istiyorum görüntülerden evvel. Bir bunu da aslında söyleyeyim. Ondan sonra belki bir arayla soru alabiliriz. Ondan sonra da bu geçişte yaşanan mental ve nasıl diyeyim, oyunsal problemlerden biraz bahsedeceğim bu sene yaşadığımız. Çünkü biz oyunun merkezini yazın çok bambaşka bir yerden kurmaya çalışırken sezon ortasında başka bir yere evrilmeye çalıştık. Biraz da o problemler nelerle uğraştık, neler yaptık ve istediğimiz basketbola dönebildik. Onlardan bahsedeceğim. Ondan önce bir son verim var, onu söyleyeyim. Biz işte Sinerji, Instat gibi birçok şeyi kullanıyoruz. Analiz programını kullanıyoruz. Bu konuda da çok istekliyiz. Hepimiz birden çok istekliyiz kullanma konusunda, kendimizi geliştirme konusunda. Şimdi ben son bu programa hazırlanırken dün son verileri aldım Instat'tan. Mesela işte Playtypes'ta Instat verilerine göre mesela biz catch and shoot %27, yani hücumumuzun bizim maç başına 60-65 top kullanıyoruz. Catch and shoot %27'si, yani biz burada 19 attempt, yaklaşık 20 attempt'i catch and shoot'tan buluyoruz hücumda. Şimdi bunu düşündüğüm zaman biz şimdi biraz evvel anlattığım pick and roll'dan catch and shoot şutu bulamadık. Yani burada bunun yarısını biz catch and shoot'un içeri kaynaklı bulduğumuzu düşünsek bile 10 tane 10 attempt, pick and roll'dan 10 attempt yapıyoruz maç başına. Post-up'tan 9 attempt, cutlardan da 5 attempt. Yani düşündüğümüz zaman, bütün bunları topladığımız zaman şunu anlatmaya çalışıyorum. Maç başına 60-65 tane top kullanan bir takımın 30 tane topu, yani %50'ye tekabül eden kısmı içeri kaynaklı, low post kaynaklı basketbol oynadığımızı rakamsal olarak da telaffuz etmek adına bu verileri vermek istedim. Yani 30-35 topu biz 60 topun, 65 topun içeriden kaynaklı oynamışız. Dolayısıyla bu da şu ana kadar anlattıklarımızın oyunun merkezine, içeriye alışımızın belki sayısı olarak karşılığını göstermesi açısından da bir temel oluşturur diye düşünüyorum. Eğer bu bölüme kadar herhangi bir şey varsa, katılım, görüş ya da soru varsa onu alabilirim. Naci abi buyur lütfen. Burak merhabalar. Bir soru sormak istiyorum. Mustafa Pol'un bu kadar iyi performans çıkaracağını beklemiyordum dedin. Sence neden bu kadar iyi performans çıkardı? Ne oldu da çıkardı? Onu merak ediyorum. Yani şöyle, beklememizin nedeni Mustafa Pol aslında abi çok önemli bir oyuncu. Yani performansının karşılığında aslında çok uzun süre ara verdi. Fransa milli takımına sezon ortasında tekrar giderek aldı. Şöyle, ben bunu şuna bağlıyorum. Bir defa benim beklemememin nedenlerinden bir tanesi, bir defa Mustafa Pol Türkiye'de de oynadı bir sezon önce ama bu kadar low post'tan becerikli bir oyuncu değildi. Yani bizim yazın analizlerimizde de baktığımız zaman, diğer oyunlarına da baktığımız zaman bu kadar içeriden bitirici, bu kadar kalabalıkta tercih hatası yapmadan pas akışkanlığını başlatan bir oyuncu tipinde değildi. Kalabalıkta hata yapan bir oyuncuydu. Biz işte biraz evvel söylediğim gibi biz benim ve ekibin uzun oyuncuyla oynama alışkanlığının çok yüksek oluşu bence burada önemli noktalardan bir tanesi oldu. Mesela Golubović gelmişti bize kolejde. Ben Ercüment abinin yardımcısıyken belki hatırlar. Eurocup'ta biz son 8'e kalmıştık. Çok tarihi başarıydı Ankara basketbolu için. Mesela Golubović o sezon oynadığı basketbolu bir daha hiçbir takımda oynayamadı. Nedenlerinden bir tanesi çok doğru bir şekilde kullanmanın yolunu bulduk. Yani ben geçen sevgili Can'ın oyuncuya göre, sisteme göre oyuncu konulu şeyini de seyrettim. Yani burada ne olursa olsun bizler koçlar olarak bir defa sistemimiz, evet çok doğru, yani bizim sistem, hepimizin kafasında bir sistem oynamak istediği şey var. Benim de kafamda da çok ciddi bir pick and roll takımı, işte çok akışkan bir takım, çok pas temposunun yüksek olduğu bir takım vardı ama maalesef bazen istediğimiz şey, kafamızdaki şeylerin olmadığını gördüğümüz noktada bazı şeyleri de değiştirip oyuncuları
oyuncunun özelliklerine göre bazı sistemi oynatmamız gereken, bazı dokunuşlar yapmamız gereken yerler oluyor. Bence Mustafa'nın çok verimli oynamasının sebeplerinden bir tanesi, biraz evvel anlatmaya çalıştığım diğer parçaların işlerini iyi yapabilmesi. TJ'in mesela geçen şut göz kapalı pas atıyordu dışarıya. Biraz sonra görüntülerde göreceksiniz. TJ'in en iyi yaptığı şey mesela o geçen şutları sokmak. Yani onu rahatlatacak dizilimlerle birlikte Mustafa'nın içerideki büyüklüğünü kullandık. Dolayısıyla bence verimli olmasının nedeni, başlıca nedeni buydu yani. Başka sorusu olan var mı? Burak, teşekkürler. Teşekkürler Naci abi. Başka sorusu olan yok gibi ama benim burada anlattığım teknik şeylerin arasında en çok dikkatimi çeken, sen köken olarak sisteme inanan Naci abi, sonra devamında giden Ankara sisteminin temsilcisisin aslında. Hem ekipçisin hem sistemcisin. Ama bir iş yürümediğinde başka bir sisteme geçme konusunda bir hamle yapmışım. Benim en çok ilgimi burası çekti aslında. Bazen koçların kendi sistemlerine duygusal bağlar oluşuyor. Olur diye diretiyorlar. Bazen de oradan dönüş yapıp yeni yollar buluyorlar. Burada staff'ın da çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Ben de böyle bir katkı yapmak istedim. Benim de şu ana kadar anlattığın şeyler arasında dikkatimi çeken en önemli konu bu oldu Burak. Sen devam edebilirsin istediğin gibi. Abi bence çok güzel bir noktada, çok güzel şeye temas ettin. Tam benim devam edeceğim noktadan aslında. Yani ben biraz da ondan bahsetmek istiyordum. Yani evet, koçlar olarak bizim hani hep... Böyle konuşmuştuk ya, tam Naci abi soru soracaktı. Sonra ben bunu söyleyecektim. Sonra da sen devam edecektin. Öyle konuşmuştuk yani. Ben önüme not almıştım. Abi o zaman kurguyu bozmayalım. Ben devam edeyim. Devam et. Şimdi tam onu konuşacaktım. Yani evet, yani bizler koçlar kafamızda hep bir sistem, şöyle bir basketbol oynamalıyız ya da inandığımız bir düzen oluyor ama benim aslında bütün koç arkadaşlarıma, meslektaşlarıma nacizane söylemek istediğim şeylerden biri, evet ben biraz daha bahsettiğim gibi çok böyle Naci abi de yanlış anlamışsın ama radikal sistemci bir düzenden yetişmiş bir antrenörüm. Yani bizim bütün olayımız Büyük Kolej, belki hatırlamayanlar olur, 2000-2006 yılları arasında. Onun evveliyatında çok uzun yıllar ikincilikte ben oyuncuydum o zaman. Daha sonra 2000 yılında Büyük Kolej'e, Süper Lig'e çıkışıyla birlikte yardımcı antrenör ve altyapı spor okullarında çalışmaya başladı. Naci abi beni antrenörlüğe başlattı. Biz evet gerçekten çok radikal bir sistem. Çünkü ayakta kalmamızın tek yolunun o olduğunu biz biliyoruz. Biz son derece böyle zor şartlarda çok küçük bütçelerle ve imkansızlıklar dahilinde her sene Süper Lig'de Naci abinin önderliğinde ve çok ciddi bir antrenör kadrosu da vardı orada. Hep bir şey yapmanın peşinde koştuk. Dolayısıyla sisteme, düzene çok inanan bir insanım. Tabii bu konuştuğumuz 20 sene önce, 20 senede sistemler, düzenler çok fazla değişiyor. Kendimizi çok fazla yenilememiz gerekiyor. Biz hep aynı örneği veriyorum. Biz Türkiye'de kendi çapımızda 2000'li yılların başında pick and roll ofensini çok pasa, çok kata dayalı bir basketbol modelini belki kendi düzeyimizdeki takımlar arasında en iyi oynayan ve pick and roll'u gerçekten böyle kat temposuyla, set temposuyla çok becerikli oynayan ve böyle gözümüz kapalı sayı atabilen bir takımdık yani. Ama şimdi artık düzenler değişti, sistemler değişti, savunma tarzları değişti ve artık hiç kimse birbirine aslında pick and roll'dan öyle basit falan sayı attırmıyor. Yani biz birinci opsiyonundan pick and roll'un dünyayı bulurken artık neredeyse günümüz basketbolunda birinci opsiyonundan skor atmak pick and roll'da imkansız hale geldi. Sadece bir eksiltme mekanizması olarak kullanılır hale geldi. Dolayısıyla basketbol değişiyor. Biz de kendimizi yenileyip güncellemeli ve buna göre de kendimizce önlemler almalıyız. Ben de tam bu noktada önüme aldığım notlardan, yani biz sezonun neresi olursa olsun antrenör olarak çözüm üretmeliyiz. Yeniliklere açık olmalıyız. Ve ekip çalışması öneminden bahsedeceğim. Yani burada tam sizin söylediğiniz şey, bu işleri tek başınıza yapabilmeniz, tek başınıza düşünebilmeniz ya da tek başınıza karar verebilmeniz mümkün değil. Bir defa üretmek için, çözüm üretmek için bir defa hem yeniliklere açık olacaksınız hem de takımınızla alakalı çok ciddi bir fikre sahip olacaksınız. Yani biz biraz evvel bahsettim, biz üçümüz, dördümüz teknik ekipte olan insanlar biz bunu görmeyip ya da ya oynarız işte bunu
işte çalışarak da hallederiz falan şeklinde kendimizce zorlamasaydık belki de sezonun ilerleyen dönemlerine daha sıkıntılı bir sürece girebilirdik yani biz oyun anlamında. Yani biz pick and roll'u oynayamadığımızı gördük. Burada biraz evvel söyledim ki ben yardımcılarıma çok inanıyorum. Yani onlar meslektaşlarım, çok sevdiğim arkadaşlarım. Biz farklı bir şekilde de yaşıyoruz staff içi ilişkilerimizi. Onların ısrarı, itelemesi, abi bunu böyle yapmalıyız, bak bu böyle falan demesi bizi gerçekten başka bir yola soktu ve bu yolunda bizim sene sonunda hayrımız olduğunu gördük. Yani burada vazgeçmekten kesinlikle bahsetmiyorum. Yani bir düzende hani antrenör olarak geldiniz, bu düzen olmuyor, başka bir düzene geçmekten kesinlikle bahsetmiyorum. Sistemimizin sonunda, arkasında sonuna kadar devamlı kalmak çok önemli ama yeniliklere de sezonun neresinde olursa olsun olmayan işleri de gözlemleyerek bazı önlemler alarak çözüm üretmek gerekiyor. Tabii burada biz Avrupa Kupası oynayan bir takımız. Çözüm üretebilmek ve bunu uygulayabilmek ya da bunu çalışabilmek her zaman çok kolay olmuyor. Yani 3 günde bir oynuyorsunuz ve o maç temposu başladığı zaman seyahatler, yolculuklar falan sizin antrenman adediniz ve antrenman sayınız ister istemez çok düşüyor. Bu aslında çok riskli bir karardı. Yani bizim için evet artık buraya dönelim ve buradaki tempomuzu geliştirmenin yoluna bakalım. İşte bir maç oynuyorsunuz hemen ertesi gün işte düzeni yenileme, düzeni iyileştirme yönünde çalışmalar yapmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla burada bizim karşımıza bir takım problemler çıktı. Ben tam bu noktada aslında konuşmak istiyorum. Bir defa genel gözlem oyuncuların bakış açısı, bizim elimizdeki kısa oyuncuları da bunun içine katabiliriz. Topu isteyen ve top elindeyken mutlu olan ve kendisi yaratmak isteyen bir yapıda. Yani ben Türk basketboluna şöyle bir baktığım zaman geniş çerçeveden, aslında benim takımımda yaşadığım yabancı Türk oyuncuların istekleri genel şeye de konsepte de uyuyor. Genelde kısa oyuncular çok istisnalar hariç genelde topu isteyen, topla yaratmak isteyen ve topla mutlu olan bir grup. Dolayısıyla şimdi siz bu oyunculara evet şimdi birazcık topu bırak başka birisi yaratsın. Şimdi oyunu bekle, oyun sana gelsin. Oyun geldikten sonra bunu yap demek kolay bir şey değil. Yani ben bunu eleştiri olsun diye söylemiyorum. Bence ülke basketbolu olarak da en sıkıntılı teknik olarak söylemek gerekirse sıkıntılı noktalarımızdan bir tanesi bu. Yani biz tabii yani bunu benim oğlum da 13 yaşında basketbolcu. Fundamental temel beceriler dediğimiz zaman oğlum topu al, dribbling yap, pas at, şut at, turnike çok doğru ya. Yani çift topla dribbling yap. Yani biz küçük yaştan itibaren temel beceriler anlamında A takıma gelene kadar ve A takımda da alışkanlık olarak hep topla yaşamayı, topla mutlu olmayı kendi yarattığı zaman mutlu olmayı seçen bir topluluğuz. Yani bunu ben hiçbir şekilde altyapıdaki antrenörlere ya da eleştirmek istiyorum. Bu işin içinde bizler olarak bizlerin de en büyük problemi. Yani hep böyle örnekler alıyoruz. Litvanya basketbolu diyoruz, Sırbistan basketbolu diyoruz. Ama ne bileyim oradan hep böyle bir ekol bir şey arayışına bakarken bir topsuz oyunla alakalı da bir kendimizi geliştirici işte İspanyol basketbolu diyoruz. Adamlar mesela hiç sırtı dönük olmayan oyuncular, hiç işlerde üretemeyen oyuncularla oynuyorlar ama low post'ta atıyorum 3 tane toptan bir tanesini 2 tanesini atıp oradan oyun kuruyorlar. Mesela yani bu kat temposunu set içerisinde bu katların kullanılmasını low post'tan kaynaklı handoff'ların temel becerilerin geliştirmesini topsuz da mutlu olabilmeyi ya da topsuz bir katla diğer arkadaşına pozisyon yaratmayı ona bir alan açmayı maalesef ülke basketbolu olarak çok beceremiyoruz. Bence en büyük eksiklerimizden bir tanesi ülke basketbolu olarak bu. Benim takımda yaşadığım en büyük problem de bu oldu. Yani ben bu dönüşüme karar verdiğim anda bütün kısalar beni ne yani şimdi biz pick and roll oynamayacağız mı abi? Yani biz içeriye verip bekleyeceğiz mi? Bakışını aldım. Dolayısıyla bu bir problem olarak karşımızdaydı bizim. İkinci şey... Günümüz basketbolunda yine genellikle karar vericiler kısa oyuncular. Yani bütün örneklere baktığınız zaman NBA'den, Euroleague'den aşağı doğru geldiğiniz zaman bütün karar verici mekanizması kısaların elinde. Yani siz, ben çok ciddi bir şekilde NBA seyretmiyorum ama Euroleague'i çok ciddi takip etmeye çalışan bir antrenörüm. Ben yani oyunun sonunda uzuna bir set çizildiğini ya da uzuna verildiğini çok nadir görüyorum. Yani genelde bütün kritik toplar, bütün şeyler kısa oyuncularda oluyor ve karar merkezleri bu oluyor. Yaratıcılar burada oluyor. Dolayısıyla
bizim yine problemimiz buydu. Yani her oyuncu her şeyi çok iyi yaptığını düşünüyor. Özellikle kısa oyuncular biz bunu çok iyi yapıyoruz. Hep bunu düşünüyorlar. Bunu düzeltmek benim açımdan çok zordu. Yani biz biraz evvel Naci abi de sağ olsun katıldı. Yani iletişim becerisi gelişim düzeyi. Yani ben buna çok dikkat ediyorum. Yani iletişim becerisi eşittir gelişim düzeyi diye kendimce bir mottom var. Yani biz Büyük Kolej'de 2000 yılında antrenörlüğe başladığım zaman belki yine küçük bir anekdotla devam edeyim. Yani gerçekten bu düzende yani bir sistem takım ama elimizdeki imkanlarla da bağlantı olarak hep bir ikna etme yolu bizim için önemli bir yol. Yani oyuncu bir problemle karşınıza gelir, dışarıdaki problemle gelir ya da basketbol sahasındaki problemle gelir. Hep biz burada hep şu yolu seçti yani Naci abi önderliğine. Biz işte oturup ikna edeceğiz, anlatacağız, dürüstçe biz bunu anlatacağız, dürüstçe karşılığını alacağız ve bu yolda bir yolu devam edeceğiz. Yolun sonuna kadar da beraber devam edeceğiz. Hatta şimdi bizim bilenler var mıdır bilmiyorum ama Büyük Kolej'de -2 katta garajın orada bir basketbol odamız vardı. Hep beraber bütün antrenörler, Naci abi başta olmak üzere bütün yardımcılar beraber oturduğumuz küçük bir odamız vardı. Hatta zaman zaman da ya işte Süper Lig'i buradan mı yönetiyoruz falan filan diye de kendi içimizde espri yaptığımız böyle şartların zor olduğu bir yapıda çalışıyorduk. Orada böyle bir yuvarlak masamız vardı bizim. Orada hep böyle toplantılar orada yapılır. Staff toplantıları, oyuncu geldiği zaman orada toplantı yapılır falan. Yani o masanın bir büyüsü vardı. Hatta biz Naci abiye diyorduk abi keramet sende değil bence bu masada diye ben hep espri yapıyordum. O masanın etrafına oturan oyuncu bir şekilde ikna oluyordu ve kuvvetli bir iletişim becerisiyle derdimizi anlatıyorduk. Naci abi derdini anlatıyordu, ben derdimi anlatıyordum. Ve oyuncu oradan ikna olarak çıkıyordu ve ondan sonraki dönemde bize katkı vermeye başlıyordu. Dolayısıyla ben iletişim becerisinin bazı şeyleri hazırlamada ya da bazı şeyleri yapmada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bizim bu sene yapmak istediğimiz şey, evet sene ortasında bir dönüşüm yapıyoruz. Oyunun merkezini bambaşka bir noktaya alıyoruz ve bu noktada da oyuncuların tepkileri var. Çünkü yaz döneminde pick and roll'lar işte early transition'lar şunlar bunlar derken biz bir anda işte her topu içeriye atalım oradan çıkan topları oynayalım demeye başladık. Tabii bunu oyuncuya kırmadan, dökmeden, ikna ederek yapımız gereği bu başka antrenör arkadaşlarıma farklı gelir ama bizim tarzımız olduğu için bu şekilde anlatıyorum. Çünkü ikna etmenin başarıda çok önemli olduğunu inanıyorum. Yani kimse birbirini dinlemeden, anlamadan bir yol kat edilebileceğine de ben çok fazla inanmıyorum. Dolayısıyla o süreç bizim biraz böyle bireysel toplantılar, takım toplantıları, video toplantılarıyla birazcık sistemimizi döndürme, sistemimizin merkezini içeriye alma yönünde geçti. Şimdi benim görüntülerden önce anlatmak istediğim bölüm bu kadar. Eğer bu bölüme kadar bir soru varsa onu dinleyeyim. Yoksa görüntülere geçmek istiyorum ben. Burak istiyorsan görüntülere geçelim. Onun üstünde soru cevap şeklinde gidebiliriz. Peki abi. İlter'den ben burada yardım istiyorum. Çünkü hem anlatım hem görüntüyü göstermek zor olacaktı. Onun yardımını istedik. O da sağ olsun şimdi bize yardımcı olacak. Şimdi bir görüntü durduralım İlter lütfen. Görüntülere geçmeden evvel ben bu görüntüleri arkadaşlarımla birlikte 3 bölümde hazırladık. İlk bölümde 5 tane değişik konsept. Bu biraz temel becerileri hatırlamamızı gerektirecek görüntüler. İkinci bölümde kendi düzenimizle alakalı Mustafa Fol'u nasıl kullandık? O var. Üçüncü bölümde de rakip tarafından bize alınan önlemleri nasıl bir dizilimle nasıl oynamaya çalıştık? Bu bölümü göreceğiz. Şimdi temel beceriler bölümünde 5 parça var. Bunlardan ilki olan birebir. Yani şimdi şunu söylemek lazım. Birçok takım biz tabii çok şeye maruz kaldık. Yani özellikle oyunun merkezini içeriye aldıktan sonra birebir tutanlar oldu.
İşte driblingine yardım, bir pastan yardım getiren takımlar oldu. Driblingine tepeden yardım getiren takımlar oldu. Şutör olmayanı bırakıp double team yapanlar oldu. Ortayı kapatıp ters taraftan yardım getirenler oldu. Hani şöyle bir söz vardır ya, kötü komşu insana ev sahibi yaparmış diye. Gerçekten rakiplerimiz de her hafta bize bir şeyler yaparak bizim gelişmemize de, kendimizi de yenilememize de ve bunlarla başa çıkabilmeyi öğrenmemize de yardımcı oldular. Dolayısıyla şimdi o bölümlerden size elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışacağız. Şimdi ilk iki görüntü birebir Mustafa Folu birebir tutmayı tercih eden takımlardan iki görüntü aldık. Devam edelim İlter'cim. Durdur. Şimdi bizim maç öncesi, durduralım İlter. Maç öncesi rakip takımın bize ne yapacağıyla alakalı, ne yapabileceğiyle alakalı bir fikrimiz oluyor. Ve ikinci şeyde maçın hemen başında bir iki toptan bir tanesini Mustafa Fola indirerek rakip takımların ne hazırladığını görmek açısından öyle başlıyorduk biz maçlara. Bizim değişik, birebire karşı değişik paternlerimiz var. Yani bu bizim bulduğumuz bir şey değil. Bizim çok beğendiğimiz, İspanya basketbolundan gördüğümüz, kendimizin geliştirdiği bir takım paternler var. Şimdi bu birebir Bahçeşehir takımıyla oynuyoruz. Biz Bahçeşehir takımı Mustafa Folu birebir tutmayı tercih ediyor. Bizim değişik paternlerimizden bir tanesini oynuyoruz yardımları kesmek için. Hem tepeden gelecek yardımları hem de top tarafından bir pastan gelecek jumpları kesmek için hareketli var. Şafak top tarafından boşaltıyor. Ters taraftan Muhammed Baygül'ü getirirken bütün aksiyonu Mustafa Fol görüyor. Ters taraftaki paslara bakıyor ve ondan sonra birebir oynamaya, birebir kaldığını görerek birebir oynamaya başlıyor. Devam. İşte ikinci görüntü de başka bir maçtan, yine birebir kalmayı tercih eden. Yani bizim mentalite olarak birebir kalıp bir pastan, yani pası verenden durduralım İlter. Jump yapan takımlara karşı muhakkak ve muhakkak durdurup, bu başka bir paternimiz bizim. Bu sefer pası veren oyuncu Mustafa Fon'un üzerinden boşaltıyor, bir pastan gelecek yardımı kesiyor ve ters taraftan diğer oyuncumuzu bu tarafa getiriyoruz. Devam. Ve bu esnada da Mustafa Fol, görüyorsunuz, hep dışarıya bakıyor, pası kaçırmamaya çalışıyor ve burada da içeride birebir kaldığını görünce oynamaya devam ediyor. Şimdi başka bir yine top tarafından bir aksiyon. Pardon İlter, top tarafı katlarına geçtik değil mi şu anda? Evet, top tarafı katlardayız abi. Tamam, şu anda ikinci case'imiz top tarafından katlar. Devam edelim. Şimdi dur, burası dur, burası önemli. Şimdi mesela bu biraz daha bahsettiğim temel beceri, yani bunu mesela biz kendi küçük yaştaki basketbolcularımıza, ileri düzeydeki basketbolcularımıza öğretebileceğimizi ben düşünüyorum. Mesela bu son derece basit pas veren oyuncunun topun üstünden low post'tan giderken, ki RJ çok kuvvetli ya da çok çabuk bir oyuncu değildi ama gerçekten bunu da söylemek lazım. Yani ayak ve vücut koordinasyonu çok kuvvetli ve bu katları çok iyi yapabilen bir oyuncuydu. Ve bununla birlikte topu alışıyla birlikte çembere yönelirken değişik hareketleri yapabilme becerisi vardı. Mesela topun karşısında biz bunu konuşmuştuk. Yani RJ'in verdiği toplarda muhakkak ve muhakkak topun üstünden giderken bu katına bakalım ve buradan hemen bir basit skor bulalım diye. Mesela onun örneği, devam. İkinci görüntü yine top tarafından bir kat. Yine Mustafa Fola. Alır mısın başa bunu İlter lütfen? Şimdi görüntülerden de anlaşılacağı gibi, yani bizim çok basit bir şekilde topu içeriye, ya ben önceki yıllarda mesela transition offense olarak biz işte Maccabi trans oynadığımız oldu, başka transları kullandığımız oldu. Bu sene de bir pick and roll trans offense'imiz vardı ama bizim hep bu sisteme geçtikten sonra birinci önceliğimiz ne olursa olsun basit bir şekilde topu içeriye atma yönünde de tercihlerimiz oldu. Mesela transition offense'e gelip çok basit bir şekilde hemen Mustafa'ya topu indiriyoruz. Devam. Yine üzerinden bir kat, hemen çok temel bir beceriyle çok basit bir sayı buluyoruz. Bundan sonraki görüntü yine top tarafından.
Değişik bir formatta yine kata, topsuz oyun ve kat. Şimdi yine üzerinden Şafak boşa attı. Bu sefer yine içeriye bir kat. Al bunu, bu önemli. Şimdi işte oyun akışkanlığı, uzunun işlevi buralarda ortaya çok fazla çıkıyor. Mesela Şafak topun üstünden boşalttıktan sonra Kyle Wilcher'ın RJ'ye bir screen'i var. Ve RJ curl cut yaparken devam. Kyle'ın adamı yardıma kaldığını gördüğü anda Kyle açılarak en önemli özelliklerinden bir tanesini, şutunu kullanıyor. Ve aynı esnada da Mustafa'ya dikkat ederseniz tekrar repost yapmak için, ikinci bir post-up opsiyonunu kullanmak için tekrar repost yapıyor. Bu bizim gösterdiğim 3 tane görüntü, birebir pozisyonları hariç, bizim temel transition ofenslerimizden kullandığımız katlar ve low postu kullanım şeyimiz. Üçüncü, diğer görüntüye gelelim İlter. Şimdi biraz evvel anlattım, eksiltememe, en büyük problemimiz eksiltememeydi. Şimdi bunu nasıl çözdüğümüzü gösteren close out'a ataklar ve pas temposunu yükselten ataklar. Yine geldik çok basit bir şekilde devam. Devam. Dur. Yani oyunun merkezi dediğimiz şey aslında bu. Biz çok basit bir şekilde Mustafa'ya topu attık. Devam. Mustafa devam. Pas temposunu başlattı. Ekstra pas eksilttik ve tekrar içeriden skoru bulduk. Yani biz pick and roll'da eksiltemediğimiz noktaları içeriye top indirdikten sonra doğru dizilimlerle çıkan topları atakla eksiltmeyi ve bununla şut bulmayı bir kendimizi bir düzen haline getirdik. Devam. Yine burada bir close out atak göreceksiniz. Liet Cavalis takımı Şampiyonlar Ligi grubumuzdaki en iyi basketbol oynayan takımlardan bir tanesiydi. Çok düzenli, sistemli. Yine bakın al bunu başa İlter lütfen. Biraz daha söyledim. Mami'nin en önemli yaptığı close out atak. TJ geliyor. Çok basit bir şekilde bu sefer Kyle Wilcher'a indiriyoruz. Çıkan topa eksiltme başlıyor. Ekstra pas. Bir eksiltme daha başlıyor ve tam Muhammed Baygün'ün kendi özelliğine uygun bir topla sonuçlanıyor. İlter bu da mı close out? Evet, sonuncu close out atak. Sonuncu close out. Bir tane de bunu görelim yine. Bu da Afyon maçından. Yine atak, close out, ekstra pas ve al bunu başa lütfen İlter. Bir daha açıklayıcı olması açısından. Yani biraz evvel anlattığım şeyleri desteklemesi açısından söylüyorum. Oyuncuların özelliğini en iyi kullanabileceğimiz düzenin bu olduğuna biz kanaat getirdik ve böyle oynamaya başladık. Mustafa'ya basit bir şekilde attık. Dur. Ters tarafta iyi bir dizilim. Herkesin pozisyonu düzgün. Devam. Çıkan topa devam. Bir atakta eksilttik. Devam. Bir ekstra pasla TJ Campbell'ın en iyi attığı topu buldurduk. Yani girmese de bizim için çok değerli bir hücum olarak biz bunu kabul ediyoruz. Devam. Şimdi bu sefer yine ters taraf katları, bu da belki bir temel beceri olarak işte topsuz oyunun önemini söylemek açısından ve oyuncularımıza belki daha iyi anlatıp bunun gelişimine katkıda bulmak açısından göstermek istediğim pozisyonlardan bir tanesi. Biz bir tane set oynuyoruz Mustafa'ya sıkça oynadığımız. Devam. Karşı yaka maçı. Devam. Mustafa'ya inen top. Şimdi ters 45'te göreceğiniz oyuncu göster İlter orayı lütfen. Oyuncunun devam. Muhakkak ve muhakkak inen toplarda bu ters taraftaki oyuncunun içeriye katını istiyoruz. Buradaki en önemli avantajımız, dur lütfen İlter. Buradaki en önemli avantajımız Mustafa'nın yüksek olması, pas kanallarını görebiliyor olması ve işte çok fazla çalışarak da bunları otomatik hale getirmemiz. Devam. Galatasaray maçı yine ters taraf kat. Yine TJ boşaltıyor, yardımı kesiyor. Devam. Bu sefer RJ Hunter'ın yine topsuz bir katı ve Mustafa'nın iyi bir pasıyla bizim için çok iyi bir ofens sonuçlanıyor. Burak, bir şey sormak istiyorum. Bu çalıştığın, yani bunlar
ısınma drillerinde veya yani antrenmanın nerelerinde var bunlar? Kaça kaç var genelde? Hani kısaca bunu da söyler misin? Abi şöyle bir defa yani şunu çok açıklıkla söyleyeyim. Şimdi mesela RJ Hunter oyuncu özelliği olarak biraz evvel bunu ifade etmeye çalıştım. Belki bir kez daha üstünden geçmek gerekiyor. Yani sisteme göre oyuncu mu, oyuncuya göre sistem mi? Şimdi RJ Hunter bunu ben öğrettim diyerek hani kendim bir şey yapmak istemiyorum. O açıdan da söylemek istiyorum. Yani RJ Hunter yapı olarak topsuz katları çok iyi yapabilen, ayak ve vücut koordinasyonu çok iyi olan ve rakibin ve oyunun durumunu, sağ dizimini çok iyi süzebilen, oyun zekası yüksek bir oyuncuydu. Mesela bu işte doğal bir yetenekti onda ve çalışarak geliştirdiği bir şeydi. Biz bunu mesela bir takım kendi düzenimiz içerisinde iyi kullanmanın yollarını aradık. Ama diğer oyuncular için sizin sorunuzla alakalı söylemek istersen biz evet yani ısınma bölümlerinde 1'e 0, 2'ye 0, 3'e 0 bazen işte seyahat temposundan dolayı yapamadığımız durumlarda 5'e 0. Çünkü biraz sonra rakip takımların önlemlerini de size göstermeye başladığım zaman 3 aşağı 5 yukarı diğer takımların bize A planının ya da B planının ne olacağını biliyorduk. Zaten otomatikleşmiş bir düzenimiz oluyordu. Muhakkak ve muhakkak biz diyelim ki pazar günü oynayacağız. Cuma günü toplantıyı rakip takımın defansına ayırıp low post defansında bize ne yapabilirleri muhakkak gösterip daha önce oynadığımız maç varsa ondan kareleri seçerek, daha önce rakip takımın, diğer rakip takımın uyguladığı bir düzen varsa onları seçerek oyunculara gösterip muhakkak ve muhakkak bunun sahada uygulamasını 5'e 0 yaparak ve 5'e 5 düzeninde de rakip takım savunmasının simülasyonunu yaparak muhakkak bunu geliştirmeye çalıştık. Ama fırsat bulduğumuz her yerde de Murat abi ara ısınma ve ısınma bölümlerinde muhakkak ayak oyunlarını geliştirici, ayak vücut koordinasyonunu geliştirici, 2'ye 2, 2'ye 0, 3'e 0, 4'e 0, 5'e 0 takım spacingini geliştirici, işte kat oldu ters taraf nereyi dolduracak, nereye gelmesi lazım ya da kat oldu penetre başladı ne yapmamız lazım. Bunların hepsini antrenmanın her bölümünde çalışıyorduk. Yani bunu çok açık yürekte söyleyebilirim. Geçelim. Yine bu mesela Manresa maçında kullandığımız değişik bir topsuz ters taraf katı. Devam edelim. Şu ana kadar zaten 3-4 tane farklı durum gösteren. Bu da onlardan bir tanesi. Bu sefer durdur burayı. Durdur burayı. Biz burada maçın öncesinde hazırladığımız bir şeydi bu. Öncelikle Kyle'e gösterir misin cursor'la İlker lütfen Kyle ve TJ'yi. İkisi mesela Kyle'in burada sahte bir içeriye kör katı. Devam. Bunu mesela planlamıştık ve çalışmıştık. Tekrar pikle TJ'yi buraya şuta getireceğimiz bir opsiyon olabilir mi diye düşünmüştük. TJ oyunu okuyor. Buradan tekrar devam. Yine Mustafa'ya inen topla devam. Mesela TJ 1.70 boyunda çok rahat bir turnikeyle bizi deplasman şartlarında çok rahat bir skor bulduruyor. Yani ben şunu vurgulamaya çalışıyorum toplantının başından. Yani Mustafa'nın içeride değerli oynaması kadar takımın dizilimi, takımın set temposu ve kat temposu ve bunu uyumlu bir şekilde yapabilmeyi gösterme açısından da söylüyorum. Biz bunu özellikle ligin son bölümüne doğru iyice otomatik hale getirdik. Devam. Şimdi şutlara mı geçiyoruz? Şimdi aynı aksiyonlar. Şimdi ters taraf kat yapılıyor. Devamını bir sıraya da sokmak istedim. Şimdi durdur şeyde tam kat esnasında. 45'ten devam. Devam İlter. Dur. Şimdi Enes 45'ten kat ediyor. Ters taraf kısa buna uyanıyor. Bu sefer biraz evvel söylediğimiz farklı bir opsiyon ortaya çıkmaya başlıyor. Mustafa burayı çok iyi okuyor. İşte biraz evvel rakamsal olarak verdim. Geçen şartların başladığı noktada burası. Devam. O katı okuyor. Adamın gittiğini görünce bu sefer ters taraftaki şütörümüzü çok kuvvetli bir kat temposu. Mesela Enes'in bu sene bence kendine kattığı önemli şeylerden bir tanesi bu ters taraftan katları doğru yapabilme becerisi oldu. Mesela o katı çok kuvvetli yapıyor. Ters taraftaki şütörümüze bir tane pozisyon hazırlıyor. Devam. Bu son oynadığımız Beşiktaş'ta yanılmıyorsam Şampiyonlar Ligi maçından. Yine Enes'i göreceksiniz. 45'ten içeriye verildiği anda. Devam. Çok kuvvetli bir katı. Devam. Çok kuvvetli. Dur. Şimdi biraz daha söyledim. Geçen şut TJ Campbell'ın en iyi yaptığı iş. Düzende herkes rolünü bulmuş durumda. TJ Campbell şutu bekliyor. Devam.
ve elini aldığı anda İlter dur. Yani bundan bizim hücumumuzda bundan daha iyi bir tercih ve şut seçimi olamaz. Dolayısıyla bu şutu biz diğer oyuncuların dizilimine de bakarsanız tepede Kyle Wiltshire, katı yapan Enes'i saymazsak diğer oyuncunun durumu dış alan çok ciddi şekilde güzel bir spacing'de bölüşülmüş ve en iyi şutörümüze çok doğru bir topu attırıyoruz. Devam. Şimdi bu temel becerilerden sonra İlter'cim bir saniye durabilir misin lütfen? Mustafa'yı farklı pozisyonlarda nasıl kullandık? İki tane değişik farklı görüntülerle bunu anlatmaya çalışacağım. Herkesin kullandığı bildiği seal, yardımı kesen yine çok iyi yerleşime dayalı. Yine dışarıdaki spacing'in çok doğru yapıldı. Mustafa Fall'un da içeride büyüklüğünü kullandığımız doğru pas temposuyla akan bir oyun. Devam. Aldığında durduralım İlter. Dur. Şimdi biraz baş alabilir misin top Nick Johnson'dayken? Dur. Şimdi Mustafa Fall 2-18. İçeride çok büyük bir oyuncu. Büyük bir hedef. Bu sene en önemli kullanım şekillerimizden biri buydu. Yine şeye çok dikkat ediyoruz. Yani doğru dizilime ve ekstra pas temposu başladığı zaman hem alan paylaşımı hem penetreye müsaade edebilecek genişlikler. Devam. Top Mustafa Fall'a iniyor. Mesela bu çok güzel bir takım oyunu konsepti. Devam. TC'ye gelince dur. İlter dur. Yani içeriden dışarıya topu içeriye değdirerek yine en iyi catch and shoot atabilen oyuncumuza belki de en yakın oyuncu 3-4 metre, 5 metre mesafede buldurduğumuz bir pozisyon. Bizim için çok değerli pozisyonlardan bir tanesi buydu. Yani bu akışkanlık biraz daha toplantının başında ben ifade etmeye çalıştım. Yani uzun oyuncunun pas kaçırmaması, elinin top tutması, biraz yardım alabilmesi, yardım geldiği zaman dışarıda şutörü bulabilmesi, işte oyun düzenimizin evrildiği noktayı göstermesi açısından çok güzel bir örnek bu bence. Devam. Şimdi yine aynı seal. Burada yine Mustafa çok doğru bir dizilimle devam. İndiriyoruz. Yardım gelmesine rağmen bu sefer büyüklüğüyle içeriden bitirebiliyor. Devam. Görüntüler iyi geliyor mu Murat abi bu arada? Ben hani bir sıkıntı yok değil mi görüntülerde? İyiyiz. Şu an gayet iyiyiz. Tamam. Peki. Devam edelim. Bu da bir başka maç. Yine bir seal görüntüsü. Devam. Bu sefer tepeden atamadık. Pardon attık. Yine içeride iyi bir dizilimle Mustafa Fall'un bitiriciydi. Biraz evvel bahsettiğim pick and roll'ları evrildiği nokta low post handoff'lar. Biraz biz hem Mustafa'nın rolde kat edeceği mesafeyi azaltmak için hem de orada yüksekliğini kullanmak için biraz pick and roll opsiyonlarımızı low post handoff'a evirdik. O görüntüleri düzen içerisinde nasıl kullandığımızı göstereceğim. Devam. Şimdi yine Mustafa'ya verdik. Üzerinden bir kat ters taraftan screen'den Muhammed Baygül'ü getiriyoruz. Handoff. Dur. Mesela biz pick and roll'larda onu koymadım ama ikinci bir alternatif olarak da bir pastan Mustafa Fall'a taşıyıp seal ettirebileceğimiz bu double direct dediğimiz tepede oynadığımız organizasyonları ekledik ama en önemli pick and roll opsiyonlarımızdan bir tanesi buydu. Onu da göstermek istiyorum. Göstereyim diğer görüntülere geçelim. İlter. Bir diğeri yine low posta indirdik. Ters taraftan kuvvetli bir kat. Yine low post handoff. Yine Mustafa'nın büyüklüğünü içeride kullanarak pick and roll'u bu şekilde oynamaya gayret ettik. Yine bu da Tofaş maçında. Yine low posta indirdiğimiz top ters taraftan gelen handoff'u dur. Yine şutörümüzü bu sefer içeriye giden yardıma çok güzel seçerek bu sefer içeriye kümelenen takımı dışarıda en iyi şutörümüzü bomboş bıraktığımız pozisyona geldik. Şimdi üçüncü bölüm rakiplerin aldığı önlemlere karşı biz ne yapıyorduk? Onu konuşacağım. Değişik şeyler yapıldı bize bu sene. Bunlardan bir tanesi pası veren oyuncudan yardım.
Burada 4 tane görüntümüz var. Devam. Ankara'da oynadığımız Fenerbahçe maçı, Türkiye Kupası maçı yarı finali. Dur. Mustafa Fola aldığı anda pası veren oyuncudan hemen bir yardım. Double team Mustafa Fola, gördüğünüz üzere. Biz bu tip aksiyonlarda, yardım olan aksiyonlarda kat yapmamayı prensibimizdi. Bunu söyleyeyim. Yani biz kat yaparak savunmanın işini kolaylaştırdığını düşünüyorduk. Biraz evvel anlattığım topun üzerinden katlar, ters taraftan katları yapmamayı tercih edip daha sahayı daha dengeli bölüşüp pas temposunu yükseltmeyi tercih ettik. Fenerbahçe maçı bir pastan yardım geliyor. Devam. Bunu gören oyuncular hemen maçın başı reaksiyon gösteriyor. Devam. TC'ye geldiği zaman duralım İlter. Devam. Dur. Şimdi eksilt, işte biraz evvel söyledim, eksiltememem problemi ne? Bulduğumuz nokta bu. Yani double team gitti. Çok doğru bir dizilim yaptık. En iyi şütörlerimizden bir tanesini bomboş bıraktık. Köşede Muhammed Baygül'de 2'ye 1 kalmış durumda. Şut tercihi kullanıyor. Penetre de edebilir. Penetre ettiği zaman karşıyı da bulabilir ama şut tercihi kullanıyor. Dolayısıyla bizim için çok doğru seçilmiş iyi bir pozisyon. Devam. Yine bu Liet Kabilis maçından yine bir pastan jump yapmayı tercih eden bir takımdı. Öyle durdurmaya çalıştılar içeri aksiyonlarını. Biz yine basit bir şekilde topu içeriye atıyoruz. Görüyorsunuz bir pastaki adam double'a gittiği anda dur, ters tarafa yine 45'ten bir kat ve ters tarafta şütörümüzü devreye soktuk. Devam. Akışkan olarak gösterelim İlter bu sefer. Ya bunların hepsini yapılabilecek şeylere karşı biz antrenmanlarımızda pozisyon değişik dizilimler yaratarak, yardımları kesecek pozisyonlara getirerek, yardım geldiği zaman ne yaparız konuşarak hep en ince detayına kadar konuştuğumuzda çalıştığımız pozisyona. Devam, dur. Bunu baştan alır mısın lütfen İlter? Şimdi Darüşşafaka maçı Kalvinç'in refleksinden hemen anlayacaksınız. Bir paternle oynamak için oraya dur. Paterni oynamak için gidiyor. Bir screen yapacak. Fakat double'ı gördüğü anda, double team'i gördüğü anda hemen doğru dizilime gelmeye çalışıyor. Refleks gösteriyor. Devam. Ve ondan sonra sağa dizilimi başlıyor. Devam. Ekstra pas köşeye kadar gidiyor. 2'ye 1 bıraktık şu anda. Sinan Güler'i 2'ye 1 bıraktık TC ve Mami ile. Devam. Bomboş şut ya da devam. Muhammed Baygül bunları çok seviyor. İşte close out atakları, adam eksiltmeyi. Tam kendi pozisyonunu bulduğu bir pozisyon. Devam. Bu herhalde bir pastan yardıma son örnek değil mi İlter? Evet, son kararı. Son kararı yine Fenerbahçe maçı. İçeriye indirdik. Devam. Dribblingle bir pas. Görüyorsunuz eksilttik. Ters taraftan şutörümüzü bulduk. Şimdi Afyon maçından iki görüntü var. Dribblingine tepeden koparak geliyorlardı. Geçen sene birkaç takımla bunu karşılaştık. Yani bunu gördük. Onunla alakalı konuşalım. Devam. Şimdi gösterelim yardım İlter. Mustafa Fol'un dribbling yapmasını bekliyor Afyon takımı. Dur. Dribbling yaptığı anda 4 numaraları Eldridge Metin'i bırakarak double'a gidiyor ve ters taraftan rotasyona başlıyorlar. Bu şimdi bizim çok üzerinde durduğumuz ve detaylandırdığımız bir şey. Burada görüntüyü verdiği anda lütfen konuşalım. Biraz daha başa al İlter lütfen. Şimdi burada TJ'in aksiyonundan bahsetmek istiyorum. Dur. Şimdi bu mesela bizim için çok önemli bir kare. Biz Mustafa'ya inen toplarda eğer tepeden Elder için yaptığı gibi, Afyon takımının yaptığı gibi yardım varsa, driblingine tepeden gidiyorlarsa muhakkak TJ Campbell'ın, gösterir misin İlter? TJ Campbell'ın pozisyonunun kesinlikle ve kesinlikle free throw line'ın altına inmesini istiyoruz. Yani yukarıya, o free throw'un üstüne, tepeye değil de daha aşağı inmesini istiyoruz. Kendi adamını getirmesini istiyoruz ki çıkan topta bizim Metin,
Kyle Wischer ve köşedeki Nick Johnson'ın tamamen 3'e 2 kalmasını istiyoruz. Devam et görüntüye ilkler. Metin'e geldiğinde dur. Şimdi TJ oraya kayarak kendi adamını götürüyor. Dur. Şimdi şu anda biz şeyi kazandık. Yani kendi hücumumuzla alakalı yapmak istediğimiz olayı kazandık. Biz şu anda Metin'i, diğer forvetteki oyuncuyu seçemiyorum. Muhammed Baygül ya da diğerini. 3 kişiyi şu anda 2 kişiyi koşturur hale getirdik ve eksiltmeyi başardık biz şu anda. Dolayısıyla buradan doğru tercihler. Metin devam. Devam. Bu mesela çok kötü bir tercih. Bunun düzeltmesini yaparız. Zaten al bunu. Aslında çok istediğimiz bir şey değil ama herhalde Mami topun dönmesiyle alakalı isteğini zaten hemen bildiriyor. Çünkü çok boş. Bu değil galiba. Bir sonraki. Şimdi burada sağ tarafa doğru bir kötü tercih. Bir pas verebilse ya daha doğru bir şut ya da daha doğru bir penetre pozisyonu başlayacak. Tamamen koşturmaya başlayacağız. Ama bu şut tercihi kötü olmasına rağmen bizim isteklerimizin sahaya konması açısından güzel bir kare. Devam. Yine aynı şekilde driplingine tepeden gösterir misin İlter bir? Erdi galiba. Dur. Gitti ve ters taraf orayı devam. Dur. Şimdi yine gördüğünüz gibi tepeden yardım gideceğini bilen pası veren oyuncu hemen free throw line'ın altına gidip olayı genişletiyor. Topun tersine dönüşünü tamamen genişletiyor. Mustafa yardımın geldiğini görüyor ve devam. Dur. Tamamen 2-1 ya da bomboş kalmış bir pozisyon. Bunun bence oradaki free throw line'ın altına inen pası veren oyuncunun geniş alan yaratması ve diğerlerini de çok doğru bir şekilde sahayı paylaşması. Yani 30 santimin, 40 santimin günümüz basketbolunda artık üst düzey basketbolda çok önemli yeri olduğunu düşünüyorum. Biz de iyi yapan takımlardan biriydik sağ paylaşımını. Dolayısıyla Şafak ve Mami'nin pozisyonu, belki Mami bir 20 santim daha köşeye gidebilir. Dolayısıyla çok doğru pozisyonda kalmışlar ve çok doğru bir top atıyoruz. Devam. Ve son önlem, ortayı kapatarak ters taraftan yardıma getirme. Bu mismatch pozisyonlarında da zaman zaman başımıza geldi. Normal orijinal adamlarıyla da yapan takımlar oldu. Şimdi Kyle Bridges'e inen bir top, biz onun da postabını kullanıyorduk. Ortayı kapatarak yardım, dur. Al bunu biraz daha başa. Burada anlatmamız gereken şey, Metin'in pozisyonu. Metin'in reaksiyonuna bakın. Duralım. Şimdi Metin hemen arkaya atlayan oyuncuya bir tane pik yaparak şutörü boşa bırakmaya çalışıyor. Diğerlerinin dizilimi çok doğru. Devam. Biraz daha screen'de tutmasını istiyoruz onu. Devam. Devam. Ve Mami'nin işte bu sene değerli oynamasına katkı sağlayan çıkan toplara, şutları ve atakları. Devam. Duralım burada İlter. Şimdi her maç dizilim değiştirebiliyorduk. Beşiktaş takımı 4 numaradan yardım yapıyordu. Dolayısıyla biz maç hazırlığı olarak pası 4 numaradan vererek o yardımları kesmek istedik maç stratejisi olarak. Bu maçın özelinde 4 numaradan verdirerek pasları biraz o 4 numaranın yardımını kesmeye çalıştık. Devam. Ona uygun bir iki patern koyduk. Mustafa'ya inen bir top. Devam. Oğuz ortayı kapatıyor. Ters tarafta baseline'a dönüşüne bir hazırlık var ve biraz evvel gösterdiğimiz, bir daha baştan akıcı olarak gösterirsen İlter, ters taraftan biraz evvel gösterdiğimiz 45'ten yapılan kat ve bulduğumuz skor. Şimdi son görüntümüz yine ortayı kapatma. Bu sefer yine Enes'in 45'ten katı. Ortayı kapatıyorlar. Dur. Ve ters taraftan TJ'in bomboş geçen şutu. Yani ben bu görüntüler bölümünde hem bireysel yetenekleri hem altyapılarda hem üst yapıda nasıl geliştirebiliriz, nelere dikkat edebiliriz, ona değinmeye çalıştım.
hem oyun düzenimizde Mustafa Fulu, Seal ve low post handoff'larla nasıl kullanmaya çalıştığımızı, gayret ettiğimizi göstermeye çalıştım. Son bölümde de bir pastan yardım, tepeden yardım ve ortayı kapatmaya nasıl hücum ettiğimizi anlatmaya çalıştım. Umarım video bölümü, görüntülü bölümde faydalı olmuştur. Benim sunum yapmak istediğim şeyler bunlar. Eğer katkıda bulunmak isteyen arkadaşlarımız, meslektaşlarımız varsa, sorusu olan varsa şu dakikadan itibaren bunları karşılamaya ve dinlemeye hazırım. Burak Erdem'in bir sorusu var. Erdemcan'ın. İstiyorsan Erdemcan mikrofonu aç. Yazmışsın ama istiyorsan mikrofonu aç. Açılmıyor. Peki İlter, screen sharing'i istiyorsan kaldır. Birbirimizi görelim. Erdemcan'ın mikrofonunda sıkıntı var. Soru şu Burak. Uzun'un sıkıştırmaya karşı, bir dakika ben kendimi de alayım buradan. Uzun trape karşı reaksiyonunda özel bir çalışma yapılıyor mu? Parantez içinde. Çoğunda fake ve split ile terse dönüyor. Uzunun dribbling zamanlaması vesaire gibi. Bu çalışma özel olarak yapılıyor mu? Erdem'e çok teşekkür ediyorum. Çok da beğeniyle takip ediyoruz. Ona da sorusu için teşekkür ediyorum. Şimdi tabii biz biraz evvel anlatmaya çalıştım. Mustafa Fol biraz evvel görüntülerde de vardı aslında. Şu 5'e 0'larda özellikle timing ve spacing'e ve özellikle de pas ve kat temposuna çok dikkat ediyorum ben. Yani ben derken bütün yardımcı antrenörlerimiz biz sahaya çıkarken hep belirli konularda paylaşım yapıyoruz. İşte ben sağ dizimine bakarken kat temposuna bakan oluyor. Savunmadaki değişik opsiyonlara bakan arkadaşlarımız oluyor. Ben özellikle 5'e 0 bölümünde pas temposuna, kat temposuna ve uzunun oynama timingine çok dikkat ediyorum. Şimdi biraz daha ifade etmeye çalıştım. 2'ye 0, 3'ye 0 bölümünü biz sezonun ilk bölümünde çok yapmaya gayret ettik ama bir süre sonra maç temposuyla birlikte gerçekten bunlara çok fazla vakit ayırabilecek dönem olmuyor. Biz de yani ben birçok üst düzey antrenör yapan arkadaşımdan da dinliyorum. Yani çift idman yapma şeyimiz artık kalmadı bizim. Yani biz de yapamıyoruz. Dolayısıyla biz de istemiyoruz. Hem oyuncuların yorgunluklarını kontrol edebilmek hem de yaptığımız işi daha verimli yapabilmek adına. Onun için 5'e 0 bölümünde gerçekten timingine, yani özellikle birebir oynuyorsa, yardım gelmiyorsa özellikle bir iki kata bakmasını, kata baktıktan sonra driblinge başlayarak oynamasını. Eğer ortayı kapatan oyuncular varsa ki bunu Erdem Fenerbahçe bu arada da çok beğeniyle ve şeyle de takip ediyorum. Yani bunu da ifade edeyim. Fenerbahçe takımı gerçekten Türk basketbolu adına rakip olduğunuz her maçta çok şey öğrenmeniz gereken bir takım. Bunu çok açık yüreklilikle söyleyeyim. Yani birçok öğrendiğimizde şey oluyor. Biz geçen sene playoff dahil 6 maç oynadık. 60 maç kıvamındaydı. Gerçekten farklı şeylerle karşılaşmak, sürekli hamle üstüne hamleyle mücadele edebilmek çok önemli. Buradan da kendisini tebrik ediyorum bütün ekibi. Dolayısıyla biz burada birebir eğer birebir kalıyorsa muhakkak ve muhakkak öncelikle katları takip etmesini, katlardan bir sonuç alamadıysa oynamasını, eğer driblingine yardım varsa çok çabuk oyuncu daha driblingine gelirken, yarı yoldayken çok düzgün pasta pas kanalını bularak pas atmasını ya da ortayı kapatan varsa ki bunu Fenerbahçe takımı da çok fazla ısrar ediyordu Melli ile geçen sene özellikle. Ortayı kapatsa dahi ortayı ısrarla birlikte pas kanalını bulma çalışmasını onlar da yapıyordu. Biz de bunları istiyoruz. Yani rakibin reaksiyonuna göre biz de oyuncumuzdan evet ortayı kapatıyor ama abi sen de buraya dönmeye çalış. Önce burayı bir zorla, buradan bir tepeye atmaya çalış. Olmazsa bir eczane dön çalışmasını biz de her fırsatta hem söylem olarak hem de 5'e 0'larda yapmaya gayret ediyorduk yani. Murat, bir soru sorabilir miyim? Abi rica ederim, buyurun. Teşekkürler. Yalnız torpil geçme, bilmediği buyurun. Yerden sor. Yok. Abi. Bilmediği yerden soracağım, merak etme. Bir de izin verirsen sonunda arkadaşlar da rahatsız olmasa bir iki dakika bir konuşmak isterim. Tabii ki olursa yani. Burak bir şey soracağım. Bir defa yani şimdi topların çok rahat servis edildiğini gördüm. Ben tabii tüm maçları seyretmediğimden bilemiyorum. Yani paslarınız hep bu kadar rahat mı dönüyordu? Yani rakip, şimdi siz bu kadar low post organizasyonlu
çok başarılı bir şekilde uyguluyorsunuz. Yani Mustafa Pol'un Bol'un o topları dışarı vermesine bu kadar rahat izin veriliyor mu? Yani o pas kanalları, topun üzerine bir baskı yok mu? Yani temelde bize en çok öğretilen şeylerden biri. Abi çok güzel bir soru. Aslında ben önüme notlardan almıştım bunu. Şimdi şöyle bir şey. Yani ben de bir antrenör reaksiyonu olarak bu kadar low post oynayan bir takımla karşılaştığım zaman benim ilk antrenör refleksim şu oluyor. Arkadaşlar adamlar işte 10 topun 6 tanesi 7 tanesini içeri atıyor. Bizim refleksimiz olarak inanılmaz bir baskı yapalım. Bir defa bu low posta top inen top adedini azaltalım. Yani çünkü biraz evvel değindim. Yani low posta top atmak ve böyle oynamak bir kültür. Yani oyuncu çok çabuk baskı altında vazgeçebiliyor. Baskıdan yılıp oyun düzeninden uzaklaşabiliyor. Ve biz bununla gerçekten bu sene karşılaştık. Yani çok ciddi topa baskı yapıp bizi Mustafa'dan uzaklaştıran, Mustafa'ya inen top adedini azaltmaya çalışan çok takım oldu. Bunlardan bir tanesi biraz evvel de söyledim. Fenerbahçe. Yani o Euro Ligi'nde oynamanın şeyiyle geçen sene City maça da aynı şekilde. Bir defa hem içeride kaldıkları pozisyonlarda çok boğuşarak, yani o uzunun rahat top almasını engelleyerek, hem topun üstünde çok ciddi baskı yaparak, hem de ters taraftan getirdikleri uzun, ki işte size'ları çok yüksek bir takım Fenerbahçe. O yardıma gelen de genelde 2-4-2-5 büyük oluyor. Bizi hep öyle o tempoyla bozmaya çalıştılar. Bu çok ciddi bir problem. Biz bununla nasıl başa çıkıyorduk abi? Bir defa ben şöyle antrenmanlarda sertlik temposuna inanıp şartları zorlaştırarak maç temposuna getirmeye çalışan bir antrenörüm. Bir defa burada inen pasa yapılan baskı, Mustafa'ya yapılan deny ve baskı çok önemli. Fakat burada bizim şöyle bir avantajımız vardı. Mustafa çok uzun, Naci abi. Yani ortayı da kapatsan ki bugün Beşiktaş'tan Servet arkadaşımızla konuştum telefonda. O söyledi. Yani biz ilk maçta dedi ters taraftan kısa yardımını konuştuk. O kadar küçük kaldılar ki dedi bu sefer dörtle yapalım diye kendi aramızda konuştuk dedi. Bir defa orada o pas dağılımının başlangıcında Mustafa Fol'un olması bir defa çok büyük avantaj. Kol boyu çok uzun, kendisi çok uzun. Oradan bizim pas akışkanlığımızı çok çabuk başlattı. Ama Fenerbahçe gibi gerçekten çok üst düzey takımlara karşı ciddi derecede dina eden, topun üstünde çalışan, ortayı iyi kapatıp pas kanalına baskı yapan takımlara karşı da zorlandık. Bunlara karşı da işte biz hem top almasını rahatlaştırıcı hem de pas akışkanlığını kolaylaştırıcı bir takım önlemler aldım. Onları anlatmadım, göstermedim de. Ama hani set değişikliği, maç öncesi bir takım strateji değişikliği yaptığımız olduğunu acayip. Teşekkürler Burak'cığım. Ben teşekkür ederim abi. Burak, Berk Güler'in bir şeyi var, sorusu var. Onu ben sorayım sana. Bu hücum paternlerini, yani Mustafa Fol'un için uyguladığın hücum paternlerini kendi takımına karşı yapılsa savunma tercihi nasıl olurdu? Yani Mustafa Fol'u sen Telekom'da değil de başka bir takımda olsan Telekom'un Mustafa Fol hücumlarını nasıl engellerdin? Tuzak soru bu. Lütfen rakip antrenörler kapatsın şeyleri, kapatsın mikrofonları şeyleri. Ya şöyle de anlaşılmasını hiçbir şekilde istemem. Biz inanılmaz müthiş bir şey yaptık, hiç bilinmezi yaptık falan gibi değil. Bu yani bizim kendi doğrumuz, birçok uygulamasını gördüğümüz ve bizim de nacizane alıp çalışarak geliştirdiğimiz bir kendi düzenimiz. Yani dolayısıyla hani böyle sonuçta nihayetinde uçsuz bucaksız, hiç durdurulamaz bir düzen falan tarzında da öyle bir şeyde anlaşılmasını istemem. Ben kendim olsam, ben her zaman için problemi kaynağında arayan bir antrenörüm. Yani eğer pick and roll hücumunda pick and roll yapan, pick and roll savunması yapan oyuncu eğer köşedeki adama şu şekilde köşedeki adama bomboş yardımı görüp pas atabiliyorsa, ben o köşeden o şutu yiyen oyuncuya değil, o pası attıran öncelikle kızan bir yapım var. Dolayısıyla ben öncelikle Mustafa Fol tarzı bir oyuncuyla oynasam, öncelikle biraz evvel söylediğim gibi tam sahada baskılarla, garda baskılarla ve topun çok ciddi çalışarak aşağı inen top adedini bir defa düşürmeye çalışırım. Biraz evvel Fenerbahçe örneğinde söylediğim gibi, Fenerbahçe gerçekten bunu bize geçen sene City maçada, bu sene Mustafa Fola'da çok ciddi yaptı. Yani inen top adedini çok ciddi düşürüyorlar. Hem deny ederek, hem topun üstüne baskı yaparak, hem de ters taraftan atılacak lob paslara gelerek çok ciddi kapattılar. Ben birinci şekil olarak bunu yaparım. İkinci işte tercihler var. Mesela Bahçeşehir takımı 40 dakika boyunca bize birebir yapmayı tercih etti.
kimi takım ortayı kapatmaya çalışır. Ben şey olarak, düzen olarak, inandığım şey olarak bunu yine belki Fenerbahçe ile eşleştirebiliriz. Biz kısa pozisyonda çok fazla size problemi yaşıyoruz onlarla oynadığımız zaman. Hep ortayı kapatarak ters taraftan yardım getirmeyi tercih ediyorum. Yani Mustafa'ya da eğer böyle bir size problemi yaşıyor olsaydım yine ortayı kapatarak baseline'e dönmesini sağlar. Baseline'de kuvvetli bir traple ve çıkacak topları rotasyonu konuşarak savunmayı tercih ederdim. Yani benim şahsi fikrim böyle olurdu yani. Ama bu arada şunu da söyleyeyim. Ben yani yardımcı antrenörlerimi çok dinleyen bir antrenörüm. Dolayısıyla şimdi Can Dost'la Çiko'nun da İlter'in de düşüncelerini duyup bir tartışmam da gerekirdi yani. Ben böyle dedim, ben bu kararı verdim de. Onları da duymam gerekirdi yani. Onlar bir şey söylemek istiyorsa buyursunlar. Çiko'yu gördüm ama Can Dost'u görmedim. Peki, isterlerse onlar da dahil olabilirler. Koç izin verdi. Gürsu, sorunu sor lütfen. Burak abi, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Abi şimdi mümkün olduğu kadar maçlarınıza gelmeye çalışıyorum idmanlarım dışında da. Dikkat ettiğim bir nokta var abi. Özellikle onu bir merak ettiğimden sormak istiyorum. Yani maçlara geldiğim zaman Mustafa Folu genelde pota altında topu indirip yani birebir izlediğim kadarıyla çoğu zaman birebir oynamıyor. Yani pot altında, low posta. Abi bunu bir taktik gereği mi yapıyorsunuz yoksa bir topu daha çabuk pas kanallarına ya da takıma pası daha çabuk dağıtsın diye mi abi? Genelde gördüğüm kadarıyla Mustafa potu altında birebiri çok nadir oynuyor abi. Yani bunun sebebi nedir? Yoksa taktik gereği midir yoksa takım içindeki bir sistem midir abi? Ya şöyle bir defa Erdem'in sorduğu soruyla ilişkili olarak söyleyeyim. Bir defa Mustafa öncelikli olarak bu düzen gereği gelen yardımları bir defa bakmakla yükümlü. Yani öncelikle driblinge başlamadan, çünkü driblinge başlayıp karar verme şeyi özellikle baseline'e döndüğü zaman uzunluğuyla birlikte koordinasyon, oralarda bir takım sıkıntıları olan bir oyuncu. Dolayısıyla öncelikle bizim tercihimiz hep işte biraz evvel bahsettiğim timing ve spacing. Yani timing ve spacing derken kattan bahsetmiyorum. O driblingin timingi de çok önemli. Hep öncelikle birebir oynayan takımlara karşı bir katları kontrol et. Katlardan bir şey çıkmadığı zaman yardımları keselim ve sen atağa başla şeklinde biz konuştuk. Ama genelde bu kadar pas atmasının nedenlerinden biri hep önlemle karşılaştı. Yani benim o gösterdiğim seal ve handoff pick and roll pozisyonları hariç genelde aşağı inen toplarda ya bir pastan, ya tepeden, ya ters taraftan ya da zaman zaman şutu daha zayıf oyuncuları seçerek yardıma gelen takımlar, double team'e gelen takımlar oldu. Hep bir yardımla karşılaştı. Tüm sezonda biz 50 maç civarında oynadık. Yani çok nadir hatırlıyorum birebir tutmaya çalışan takım adedini. Özellikle ligin başında tutan takımlar oldu ama sistem ilerledikçe, takım oradan oynamaya başladıkça oraya hiç, yani biz Bahçeşehir takımını hatırlıyorum son dönemde birebir tutmaya çalışan. Onun dışında hep yardımla tutmaya çalıştılar. Bu kadar pas vermesinin nedenleri hep o yani. Yardımları görüp orayı seçmesi. Tamam abi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Başka sorusu olan var mı acaba? Yoksa Naci abiye vereceğim. Koçu da bayağı şey yaptık yani, yüklü gelmiş, tek tek de anlattı. Sorusu olan yok gibi duruyor. Naci abi, sen bir şeyler söylemek istiyordun en sonunda. Buyur lütfen. Bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi oradaki arkadaşların bir kısmı beni tanımaz. Murat, sen gayet iyi tanırsın. Bu söyleyeceğim, anlatacağım şeylerin gayet doğru olduğunu, objektif olduğunu çok iyi biliyorsun. Zaten şöyle, yani ben Neçe'de bir şu anda 9 yıldır idarecilik yapıyorum. Yaklaşık 120 personelle çalışıyorum. Bunun 100 tanesi öğretmen. Adaletli ve objektif olmak zorundayım. Bu en önemli ilkemiz. Şimdi Burak hakkında söyleyeceğim bir şeyler var. Ben Burak'ın maçlarına bu sene ara ara ve geçen sene gitmeye çalıştım. Bir kere Burak'a benim büyük kızım 33 yaşında. Küçük kızım 25 yaşında. Burak 35 senedir benimle birlikte. Yani ilkokul 4'ten beri çok iyi tanıyorum. Şimdi biz zaman zaman eğitimciler konuşurken şey diye konuşuyoruz. Herkes doktor olmak zorunda mı? Herkes mühendis olmak zorunda mı? Herkes öğretmen olmak zorunda mı? Değil. Değil gerçekten. Burak bu iş için yaratılmış bir çocuk.
Yani öncelikle çok iyi bir insan. Yani ben 35 senedir büyük kızımdan daha çok süredir tanıyorum. Bir kere çok iyi bir insan. Çok dürüst. O insani vasıfları müthiş. Geçen sene bir maçına gittikten sonra Burak'ı bekledim ve röportajını dinledim. Röportajında sürekli biz dedi. Hiçbir kelimesi. Deminden beri dinliyorum. Birkaç kere sonda ben dedi ve sonda düzeltti hatta. İşte Çiko'ya danışırım, diğer Can Dost'a danışırım diye. Bir kere o biz demek kavramı çok önemli. Ben buradaki arkadaşlara, ben de yeni öğrendim aslında. Şu kitabı önereceğim. Genç antrenörlerin önemli okumasını istiyorum. Öğretmenin bir bakar mısın? Biz öğretmenlere yönelik yazılmış bir kitap ama neticede antrenörlükte öğretmenliğin aynısı hemen hemen. Çok güzel bir kitap. Çok çok değerli bir kitap. Orada ben 3 sene önce bu kitabı okurken biz kavramından daha geniş olan hepimiz kavramını öğrendim. Yani biz diyebilmek çok değerli. Burak bunu çok rahat söylüyor. Ben demin Mustafa Foll'la ilgili bir soru sorarken o soruyu bilerek sordum. Ben Mustafa Foll'un ve takım daha verimli oynamasında Burak o takımın lideri. Burak'ın o biz kavramı çok değerli. O takımı benimsemesi, takımı ikna etmesi, o hani bizim iletişim gücümüz dedi. Hakikaten biz kendi ekip olarak çok iletişim güçlü bir ekiptik. Staff olarak da öyleydik biz. Sevgili Gencer olsun, sevgili Timuçin olsun, Bektaş idarecilik bölümümüzü yaptı ama biz yani çok çok iyi bir ekiptik bu anlamda. Burak bu iş için gerçekten yaratılmış. Bir de çok düzgün çalışıyor. Ben deminki o editleri gördüm. Yani hepsi çok çalışılmış ve üzerine büyük emekler verilmiş. Bunlar çok değerli şeyler. Benim buradan oradaki genç antrenörler önerim gerçekten çok çalışmaları bir. İki, hepimiz diyebilmeleri. Yani başarının anahtarı hepimizden geçiyor. Teşekkür ediyorum kitabın ekrana gelmesinden dolayı. Gerçekten bu kitabı önemli genç antrenörlere önemli öneriyorum. Biz öğretmenlere yönelik Doğan Bey'in yazdığı bir kitap ama neticede antrenörlerin hepsi bir öğretmen. Çok çok şey faydalanacaklarını düşünüyorum. Çok çok beğendiğim bir kitap. Hatta şimdi az önce eşime Filiz'e bir bölümünü okuttum. Okulla paylaşacağım öğretmenlerle. Çok değerli bir ön söz bölümüm var. Onu paylaşacaktım. Ben Burak'ı yürekten kutluyorum. Burada hiçbir arkadaş sakın şunu şöyle düşünmesin. 35 yıldır benle diye benim Burak'a yönelik bir cümle kullanmamı kimse beklemesin. Burak bu cümleleri fazlasıyla hak ediyor. Gerçekten bir defa çok düzgün bir insan. Ben veli sunumlarında 500-400 kişiye veli sunumu yapıyorum. O öğrenci alım sınavı zamanlarında. Şunu kullanıyorum. İyi insanla, doğru insanla her işi yaparsınız diye. İşte Burak öyle bir insan. Zaten alanında çok yetenekli. Yani ben çok yetenekli olduğunu biliyorum. İlkokul 4'ten beri benle Burak. Burak'ı Allah bu iş için yaratmış. Çok seviyor, çok çalışkan. Yani sakın onu methettiğimi sanmayın. Doğrularını söylüyorum. Bu iş için yaratılmış. Kendisini yürekten kutluyorum. Kendisini dinlemekten büyük gurur duydum. Öğrencim oldu, oyuncum oldu, öğretmen arkadaşım oldu, antrenör arkadaşım oldu. Yürekten alkışlıyorum. Son cümlemi bitireceğim hemen. Ayrıca ben Türk antrenörlere bir şey söylüyorum. Ben sevgili Murat, sen bunu çok iyi biliyorsun. Ara ara seninle de dertleşiyoruz. Ben yabancı antrenörlerin bu kadar ligimizi istila etmesini, o istila kelimesini bilerek kullanıyorum. Çok büyük üzüntüyle karşılıyorum. Sakın şu yanlış anlaşılmasın. Antrenörlük yapmak gibi derdim yok. 60 yaşına geldim. Büyük kızım evli, torun bekliyorum. Torun bakacağız inşallah. Yani öyle bir derdim yok. Ama Türk insanı Atatürk'ün söylediği gibi çok yetenekli. Çok yetenekliyiz. Gerçekten. 10 yıldır okul içindeyim. İlkokul 1'den lise sona kadar bütün çocukları görüyorum. Çok yetenekliyiz. Bir zaaf yanımız var. Tembeliz. Çalışmayı sevmiyoruz. Çalışma dendi mi tüylerimiz böyle diken diken oluyor. Çok çalışırsak her işi başarırız. Türk insanına gerçekten ben de Atatürk gibi çok inanıyorum. Herkesi sevgiyle kucaklıyorum. Bana da söz hakkı verdiğin için Murat teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Estağfurullah abi. Teşekkürler paylaşımın içinde. Ben bitireceğiz dedim ama Atilla'nın son anda dış bulvardan bir sorusu var. Atilla sormak istersen mikrofonunu aç.
Merhaba herkese. Burak Hocam, ben teşekkür ederiz. Muazzam bir sunum oldu. Çok faydalandı. Benim sorum şu olacaktı. Ben yurt dışında olduğum için takip edemiyorum çok maçları. Mustafa'nın oyun dışında olduğu zaman veya dinlendiği zaman nasıl bir düzen kullanıyorsunuz? Aynı sisteme devam mı, yoksa başka bir düzeniniz var? Çok teşekkür ederim. Yani biz bu sene Mustafa'nın olduğu dönemi de çok iyi geçirmek zorundaydık. Çünkü çok böyle kapasiteli, çok geniş bir kadromuz yoktu. Dolayısıyla biz birazcık orada şöyle bir yol belirledik. Mustafa olmadığı anlarda, ki biz Egemen, zaman zaman da Metin ve Kalviç ile 2-4 numara oynadığımız bölümler oldu. Orayı farklı bir konseptle oynamaya gayret ettik. Yani özellikle oyuncu rotasyonlarını, başlangıç beşlerini zaman zaman değiştirerek Egemen'le birlikte daha iyi pick and roll oynayabilecek ya da short rollerden Egemen'in orada çok bir hassasiyeti vardı. Onları kullanabileceğimiz başka bir formatta oynadık. Tabii Mustafa'ya indirdiğimiz kadar Egemen'e çok fazla top indirmedik. Yani bu bir gerçek. Onda daha farklı bir basketbol ve daha farklı bir oyuncu kadrosuyla daha farklı bir basketbol modeli oynamaya gayret ettik. Öyle bir önlem aldık kendimizce. Çok teşekkür ederim. Böylelikle bayağı zenginleşiyor offense'iniz, değil mi hocam? Tabii muhakkak. Zaten şunu bahsetmek lazım. Günümüz basketbolunda biraz evvel Fenerbahçe ile alakalı bahsederken, biz geçen sene 6 tane maç yaptık Fenerbahçe. Playoff'ta son dönemde 3 tane oynadık. Yani bu tip takımlara karşı, özellikle ligde de kapasitesi çok yüksek takımlar var. Oyunu çeşitlendirmediğiniz zaman, esnek olmadığınız zaman tek düzey basketbolda kazanma şansınız yok. Dolayısıyla hem hücumda hem savunmada değişkenliklere hem hazır olmak zorundasınız, hem de savunmada yapacağınız işlerde muhakkak A, B ve C planlarınızın da olması gerekiyor. Çalışılmış tabii ki. Yani bu maç esnasında hadi şimdi şunu yapalım şeklinde değil. Muhakkak çalışılmış, planlanmış planlarla girmeniz gerekiyor maça. Dolayısıyla esneklik bence güncel basketbolda en önemli şey. Hem hücumda hem savunmada. Çeşitlilik. Çok çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamı gelmesin dilerim. Ben teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sağ olun. Sağ olun. Burak, müsaadenle son soruyu Evren'den gelsin. O abi da abi. Şey yaptı. Evren'cim, sorar mısın? Burak abi, merhaba. Merhaba Evren, nasılsın? İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler sunum için. Ben ya teşekkür Burak ederim. Abi, nazik katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ya Burak abi, ben şeyi sormak istiyorum da. Şimdi konuşmanın başında hani şeyi söylediniz. Yaratıcı oyuncu eksikliğini, adam eksiltememenizi. Zaten bu Türkiye Ligi için konuşuyorum. 20 asist sayınızda ve 77 sayı ortalamanızda biraz daha durumu açıklıyor aslında. 7.4 offensive rebound ortalaması var takımın. 59.2 de attempt'i var. Sezon içerisinde attempt'i yukarıya, position'ı yukarıya çekmek için bir herhangi bir çalışmanız böyle ya da böyle bir düşünceniz oldu mu? Bir de çok kısa şeyden bahsedeceğim. 2017 yılında katıldığım bir Ankara'daki kursta jump to the ball savunmasını anlatmıştınız. Yani çok değerli bir sunumdu. Mustafa Foğlu tercih etmenizde savunma sisteminizin etkisini çok merak ediyorum. Bir de onu sormak istedim. Şöyle, konuşmanın başında birazcık ifade etmeye çalıştım. Yani bizim seviye takımlarda oyuncu özelliklerinden bir iki tanesini tercih etmeniz gerekiyor. Yani hepsi, bütün oyuncu özelliklere sahip oyuncuyu alabilmeniz maddi açıdan kolay olmuyor. Yani biz geçen sene City maç örneğini verirken, City maç içeride özellikle baş alt takımlara karşı çok değerliydi. Ama savunmada çok büyük bir defekt yaratıyordu. Yani biz onu feragat etmek zorunda kaldık. Yani yanına daha atlet oyuncular koyarak onu kapatmaya çalıştık. Bu sene yazın işte Mustafa Foğlu tercih etme nedenlerimizden bir tanesi, gerçekten işte bugünkü konumuz aslında biraz daha eli top tutan, içeride daha kalıplı oyuncularla oynamaktı. Oradan oyun kurmaktı. Evet, yani savunmada bir takım defektleri yaratıyor. Mustafa Foğlu tercih etmemizin birinci nedeni buydu. Yani biz yaza girerken kendi ekibimizle birlikte şöyle bir geçen sene neler olmadı, nelere dikkat etmeyiz gerektiğimiz bir şablon yaptık. Ve bu şablonun birinci parametresi, çemberi koruyamadık. Çemberi koruyan bir oyuncu almamız lazım diye, hatta ofensif bazı şeylerden vazgeçelim, çemberi koruyan bir uzun alalım diye başladık. Dolayısıyla Mustafa Foğlu'nun şöyle aslında zamanımızda var mı bilmiyorum ama bizim TJ ve Nick Johnson ön sahada inanılmaz baskı yapabilen, atletik özellikleri çok yüksek ve topa iyi baskı yapabilen oyuncular. İnanın onların performansını, savunmadaki performansını Mustafa Foğlu inanılmaz arttırdı. Çünkü arkada Mustafa Foğlu gibi bir tane büyük çemberi koruyan, blok tehdidi olan bir oyuncu olduğu zaman öndeki savunmacıların
çok daha agresif olmasını, tam sahaya yayılan bir savunma da yaptık biz bu sene. Dolayısıyla Mustafa Fall tercihimiz buydu. İkincisi, soruyu şöyle anlayamadım. Yani attempt ve yüzdeyi artırma derken possession sayısını ve attempt ya da asist sayısını düşük bulduğundan dolayı mı söyledin, yoksa orayı tam anlayamadım. Biraz daha açarsan orayı da netleştirmeye çalışayım. Yani. Orada sormak istediğim soru, offensive rebound'ın azlığından kaynaklanan sayı ortalamasını yukarıya çekmek için. Yani aslına bakıldığı zaman sayı ortalamasına göre asist ortalaması bence gayet yukarıda, asist ortalaması. Ligin bildiğim kadarıyla Şampiyonlar Ligi'nin ve Türkiye Ligi'nin en çok asist yapan takımlarından, beraber oynayan takımlarından biriydik yani. Sayısı olarak tam bilmiyorum ama ilk üçte olduğumuzu biliyorum yani. Benim sormaya çalıştığım Burak abi, attempt'i yukarıya çekmek için offensive rebound'ına daha fazla katılım veya transition offense'leri daha fazla kullanma gibi tabii. Oldu mu, ya da low post sizin için daha mı öncelikti? Ya oldu şöyle, özellikle evde oynadığımız maçlarda takip edenler biliyordu. Biz özellikle evde oynadığımız maçlarda çok tempo oynamaya gayret eden, possession sayısını yükseltmeye çalışan bir yapıda oynadık. Yani bu Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi'nde de oldu. Ya özellikle son dönemde bundan da bahsetmek lazım. Ankara'da inanılmaz bir seyirciyle oynamaya başladık. O seyircinin etkisiyle de zaten iyi bir savunma takımıydık, sert bir takımdık. Yükseltmeye çalıştık. Fakat ben şuna tabii inanmıyorum. Yani herkese saygı duymakla birlikte, bir defa fast break ve transition günümüz basketbolunda çok önemli. Ama maç kazanmak için ya da üst seviyede bir basketbol takımının başarılı olabilmesi için yetecek iki tane parametre değil. Muhakkak yarı sahanın da çok detaylandırılması, şekillendirilmesi, oyuncu sorumluluklarının çok net paylaşılmasına inanan bir insan. Evet, fast break ve transition'la maçın belirli bölümlerinde üstünlüğü yakalayabilirsiniz, bazı maçları kazanabilirsiniz ama biz üst seviye antrenörler olarak muhakkak bunları durdurdukları zaman ne yapmamızı da planlamak zorundayız. Yani dolayısıyla ben yarı saha basketbolunda belki yetişme tarzımız bu. Gerçekten detaya, spacing'e, genişliğe ve yarı saha basketbolunda doğru oynanmasına inanan bir yapım var. Buna inanmayanları eleştirmek için söylemem. Benim yapım bu şekilde. Tabii ki bu sene başlangıcı fast break, transition, position artırma, bunlara çok önem verdik. Belirli maçlarda da iyi yaptık. Ama belirli oranda da takımın yapısı, biraz evvel söylediğim gibi takımın yapısı, oyuncuların yapısı size bazı basketbolu oynamaya, bir yerlerden feragat etmeye itiyor. Dolayısıyla biz işte, ben de çok isterdim çok tempolu oynayalım, böyle 4-5 pasta işte pick and roll oynayalım, oradan oraya uçalım falan, ama bizim bu seneki şartlarımız, biraz da onu uzun anlatmak istedim, bu tip bir basketbol uygundu. Biz de sezon ortasında bunu evrilerek böyle başarılı olmanın yolunu aradık yani. Teşekkür ederim abi, sağ ol. Başka sorusu olan yok galiba. Sürenin de sonuna geldik aslında. Burak, sana da, İlter'e de, diğer can dost ve Özgür'e de çok çok teşekkürler. Hem vaktin için hem sunum için. Allah yolunu açık etsin. Ara sıra seni taciz ederiz gene ilerleyen günlerde. Abi şöyle, ben bir defa meslektaşlarımla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ben çok beğeniyle de başta söyledim, sonda söyleyerek de bitireyim. Gerçekten çok sizin önderliğinizde çok değerli bir katkı veriyorsunuz Türk basketbol antrenörlüğüne. Bir defa çok büyük bir saygı gösteriyorsunuz. Bu da bu dönemde de gerçekten bu platformla da birlikte bilgi paylaşımı inanılmaz bir noktaya geldi. Ben beni dinleme nezaketi gösteren tüm arkadaşlarıma, meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah herkesin yolunu açık etsin. İnşallah herkes basketbol yaşantısı, antrenör yaşantısında istediği hedeflere ulaşabilir. Ben teşekkür ediyorum abi burada misafir olarak kabul ettiğiniz için. Çok sağ ol, çok teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ olun abi, teşekkürler.